vardırabilir mi ya da bundan Evet, bugün birbirinden değerli iki konuğum var. Psikiyatrist Doktor Samuray Özdemir, hoş geldin Samuray. Hoş bulduk. Ve psikiyatrist Profesör Doktor Ayhan Kalyoncu, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Başlamadan önce bugün zorlayıcı duygulardan bahsedeceğiz. Bugün toplumca zor bir gün. Elbette dünya hiçbir zaman bize kaygıdan, zorlanmadan uzak bir yaşam vaat etmedi. Böyle bir vaadi yok ama bugün zor bir günün içindeyiz. Bitlis'in Tatvan ilçesinde biliyoruz ki şehitlerimiz var. 11 askerimiz bugün toprağa verildi. Vatanı koruyan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum ve başsağlığı diliyoruz. Bu herhalde yaşanabilecek en zor duygu toplumsal olarak da. Ve bunun ardından bireysel bazda yaşadığımız günlük yaşamda, hayatımızda bizi gerçekten zorlayan duygulardan bahsedeceğiz bugün. Evet, tekrar hoş geldiniz. Bugün evet alanında uzman iki tane psikiyatri uzmanıyla beraberim. Hiç kolay değil tabii beraberce program yapmak. Sizlerin fikirlerini sorarken aynı zamanda sohbet de edeceğiz tabii ki. Şimdi kaygı çok ciddi bir problem. Tabii danışanlarınız, hastalarınız hocam yani çok size bu konuyla sık sık geliyorlardır ve şöyle bir şey de kuvvetli ilaçlar kullanmak istiyorlar kaygıdan kaçmak için. Yani tedavi alırken aslında biraz da kimyasallara sığınmak istiyorlar. Ya da bu duygudan hemen kurtulmak istiyorlar. Belki biraz böyle başlayabiliriz. Gerçekten kaygı hemen kurtulması gereken bir duygu mudur? Yani bir psikiyatriste hemen başvurmak gerekiyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani, bence çok güzel bir giriş yaptınız. Gerçekten hani çok önemli bir noktadan başlamış olacağız böylece konuşmaya. Duygu dediniz gerçekten kaygı bir duygudur ve bu duygu tehlike ve tehdidi algılama duygusudur. Ama zaten insan üst beyin fonksiyonları nedeniyle en başta öleceğini bilerek yaşayan bir canlıdır. Dolayısıyla
Yani ölüm insandan başka hiçbir canlı tarafından bilinçli olarak fark edilen bir durum değildir. Evet. Öleceğini bilerek yaşamak zaten başlı başına bir kaygıdır. Ama aynı zamanda diğer canlılarda da insanda da hep yaşamı devam ettirmeye yönelik bir içgüdü vardır. Bütün canlılar yaşamak ister. Hiç kimse ölmeyi istemez. Diğer canlılar ölüm karşısında ölümü kendilerine bir şekilde getirebilecek herhangi bir durum karşısında yaşadıkları hisle ölümden kaçarlar veya mücadele ederler, üstüne giderler, kavga ederler. Yani ancak hani bunun adı korkudur bu duygunun. Ama korkuda dışarıdan gelen bir tehdit vardır. Ama kaygıda dışarıdan gelen bir tehdit yoktur. İçten gelen bir tehdit vardır. İçten gelen bir tehlike algısı ve tehdit vardır kaygıda. Yani tamamen düşünsel bir sürecin sonucunda hissedilen bir duygudur. İnsandan başka diğer canlıların yaşadığı duygu değildir bu. Onlar korkarlar ve somut bir şey vardır bunları korkutan. İnsanda ise hani karşısında somut bir şey olmadan kendi kafalarında oluşturdukları herhangi bir tehdit unsuru karşısında yaşadıkları duygudur. Evet. Ve bu duyguya da birlikte bu duyguyu yönetmek için bu duygudan tabii ki kurtulmak ister. Kurtulmak ve kendini bir an önce iyilik haline oluşturmak istemesinde endişedir. Endişe ise hani bir şekilde davranışa döner. Düşünce önce bir endişe düşüncesi oluşur ve daha sonra da bu bir davranışa döner. Yani kaygıdan kurtulmaya çalışırlar. Yani çünkü kaygı hoş bir duygu değildir. Ancak faydalı bir şey midir? Kaygı yaşamadan bir yaşam olabilir mi? Böyle bir yaşam mümkün değil. Yani sadece olumlu duyguları yaşamak da mutluluk, sevinç, kıvanç vesaire bu tür olumlu şeyleri, neşe yaşamak da hayat geçmez. Yani bu hep her gün güneşin çıkması gibi bir şey. Bazen ise bulutlar çıkar, bazen kar yağar. Yani değişebilir havanın durumu da. Aynı şekilde insanın da durumu değişir. Yani güzel şeyleri yaşamak çok kolaydır. Herkes güzeli yaşar. Herkes rahat, başarılı olan bir şeyi herkes yaşar. Çok kolay. Kaygı, endişe ve hani bununla yaşanan süreçlerse daha yaşanması zor olan şeylerdir. Ama yaşanması da gerekli olan şeylerdir. Yani hiç kaygı olmadan siz az önce anlattınız. Yani her dönemde hayatın kaygı var zaten. Kaygısı olmadan bir yaşantı olmaz. Ve kaygıyı yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Kaygıyı tek başına hemen kaygılıyım diye patolojik bir yani tedavi edilmesi gereken bir şey olarak algılamamak lazım. Eğer bu kaygı hayatı bloke ediyor, yaşamaya engel oluyorsa ancak o zaman tedavi düşünülebilir. Yoksa günümüzde popüler kültürde çok hani bir tuhaf bir anlayış var. Hiç kaygılanmadan yaşamak, hiç olumsuz duygu yaşamamak. Hep her şeyi iyi bir şekilde, keyifli, rahat bir şekilde sürdürmek bu zaten insana bir katkı da sağlamaz. Sağlayamaz. Evet, evet. Yani aslında tabii korku, kaygı birbirinden farklı. Aynı zamanda bunların getirdiği endişe, panik hepsi birbirinden farklı kavramlar. Bir de şu da var tabii insana özgü bir kavram. Çeşitli sebepleri, nedenleri var. Ama tek bir kelime de bazen yetmiyor duyguları anlatmaya. Yani bizler birer kelime bulmuşuz. Hani her kültürde aslında farklı kelimeler de var ama genel anlamıyla yani psikiyatride, psikoloji dilinde kaygı diye bahsediliyor. Sevgili Samuray, sen nasıl tanımlarsın şöyle bir başlarken kaygıyı? Sana göre nasıl? Hastaların sana gelirken nasıl anlatıyorlar kaygıyı? Ayhan Hocam çok güzel tarif etti. Ben oradan birazcık devam ettireyim. Şimdi biraz ben duyguların ne işe yaradığından girmek istiyorum. Çünkü
duygular olmasaydı biz hayatın içinde nasıl var olurduk, yolumuzu nasıl bulurduk ve duruma uygun nasıl davranırdık? Bunu yapamazdık. Çünkü duygularımız bize bir bilgi veriyor. Çevremizde ne olup bitiyor ve iç dünyamızda ne olup bitiyor? Bize verdikleri duyguya, bilgiye göre biz yolumuzu buluyoruz. Aslında bir pusula gibi duygularımız ve kaygı da aslında bir pusula. Hocamın söylediği gibi bir tehlike, bir tehdidi anlatıyor bize. Bu evet dışarıda bir tehlike olabilir. Adını koyduğumuz bir tehlike ise bunun adı korkudur. Ama bu bizim iç dünyamızda belki de aslında bizim için tehdit içermeyen, belki hayali bir tehdidi de anlatıyor olabilir. O zaman da biz bunu kaygı şeklinde yaşıyoruz. Dediğin gibi çok farklı isimler veriyor hastalarımız. Kimisi diyor ki ben bütün gün diken üstünde oturuyor gibiyim diyor. Kimisi diyor ki darlanma yaşıyorum. Kimisi bunaltı diye tarif ediyor. Kimisi ben çok telaşlı bir insanım diye anlatıyor. Bir başkası diyor ki çok heyecanlı bir tipimdir. Şimdi aslında baktığımız zaman hepsi aynı şeyi anlatıyor. Bizim o İngilizce'deki anxiety dediğimiz şey aslında biz Türkçe'ye kaygı diye çevirmişiz ama onun altında kaygı da var, korku da var ve endişe de var. Endişe dediğimiz zaman aslında o kaygıyla baş etmek üzere zihnimizden geçirmeye başladığımız bir takım düşüncelere biz endişe ediyoruz. Amacımız ne? O kaygının bizde yarattığı sıkıntıdan kurtulabilmek aslında. Neden? Hani kaygılı düşünceler olabilecek en kötü ihtimaller şeklinde aklımızdan geçmeye başlıyor. Şöyle olursa, böyle olursa derken belki de olma olasılığı en düşük olan şeyleri sanki çok büyük bir olasılıkla olacakmış gibi bir felaketleştirme yapmaya başlıyoruz. Kaygının kendisi bu sefer kaygıyı doğurmuş oluyor. Endişeli düşünceler şeklinde ortaya çıktığında. Kaygılandığı için kişi kaygılanıyor değil mi? Aslında var olan duygunun kendisi bir mesaj veriyor. Bir şeyleri söylüyor ama ona verilen tepki. Yani aslında evet buradaki bilgiyi iyi okumak lazım. Yani kaygı çok varoluşsal bir duygu ve ilk insandan o avcı toplayıcı toplumdan da baktığımız zaman niye kaygılanıyordu ilk insan? Hani o beynimizdeki amigdala dediğimiz o badem şeklindeki o organ. Tehdit algıladığı an bize diyor ki ya bir şey var, kendini koruman lazım. Eğer savaşamayacağım benden büyük bir yaratıksa bu, ben onun avı olabilme ihtimalim varsa kaçıyorum, mesafemi koyuyorum. Ama savaşabileceğim, üstesinden gelebileceğim bir durumsa belki o benim avım olacak. Ne yapıyorum? Bu sefer savaşıyorum. Ama bir şekilde orada bir karar veriyorum. Ya bu benim için tehlike arz ediyor mu, etmiyor mu diyor. O bilgiyi okuyarak ilk insanlar zaten anksiyeteyi tanıdılar. Yani bizim organizmamız bizi hayatta tutmak için bir sistem oluşturmuş. Bu o sistem bana bir mesaj veriyor. Bu mesajı ben okuduğumda eğer gerçek bir tehdit varsa buna göre önlem alacağım. Şimdi mesela pandemi de hep çok konuşuldu. Evet. Çok güncel bir konu oldu. İşte hemen bir pandemiye geçtim ama yani virüs korkusu. Evet gerçek bir tehdit var. Bu bir korku. Kaygıdan ya da korku ismi verebiliriz. Şimdi ne yaptık? Bu korkuyu tanıdık, anlam verdik ve biz hastalanmamak için ya da virüsü kapıp bir başkasına sevdiklerimize bulaştırmamak için bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Yani kaygı ne kadar işlevsel. Öyle korkuyu yaşamasaydık ve hala yaşıyor olmasaydık maske takmazdık, fiziksel mesafemizi korumazdık, hijyenimize dikkat etmezdik. Öyle değil mi? Ama şu anda toplumun büyük bir kısmı bu konuda ne kadar bilinçli. Ya korku bizi korudu aslında. Evet aslında kaygının ne kadar işe yaradığını bizzat hepimiz şu bir yıldır yaşıyoruz. Dolayısıyla kaygı hayatın içinde olan son derece doğal bir duygu ve her zaman hastalık anlamına gelmez. Aslında bizi hayatta tutan, önlem almamızı sağlayan, aslında iyi kullanırsak, doğru şekilde yorumlarsak bizi güvencede tutan bir duygu aslında. Evet aslında bu kaygıyla korkuyu bir ayırmak istiyorum ama ondan önce Ayhan Hocam siz şunu söylediniz. Yani insanla hayvanı birbirinden ayıran şey aslında insanın uyarandan bağımsız yani herhangi bir uyaran yokken de aslında uyarandan bağımsız olarak tehdit algısı. Yani bazen gerçek bir tehdit yokken bile orada var olan onun düşüncesi bile yani bilişsel süreçlerin bile aslında endişeye, paniğe neden olduğunu söylediniz. Peki yani birçok insan evet böyle vesvese diyor buna işte endişe diyor ya da işte ya şöyle ya böyle olursa diye söylenen kişilere çevresindeki kişilerin veya kendinin de verdiği telkin hep şey oluyor. Tamam biliyorum bu gerçek değil yani böyle bir tehlike yok ama kaygılanıyorum ve
sanki kendi başa çıkması gereken bir şeymiş gibi. Yani kendi kendine halledebilirmiş gibi geliyor. Ya da çevresindeki insanlar da böyle söylüyor. Hangi durumda klinik bir tablo oluşuyor? Yani hangi durumda bir klinisyene gitmeli kişi? Kaygısı hangi durumdayken? Kaygıyı belki biraz daha açmak lazım burada. Şimdi insan diğer canlıların arasındaki farktan bahsetmemiz lazım. Yani diğer canlılar da bütün canlılar yaşamaya programlanmıştır. Hepsinin amacı yaşamaktır. Ve hani bunu bilinçli bir süreç olarak devam ettirmezler. Yani mesela bitkileri bile ele alın. Bir bitkiyi bir yere ekin. Ondan sonra gidip oraya bir miktar zehirli işte su dökün. Bitki diğer tarafa doğru kaçmaya çalışıyor köklerine. Ya da işte mesela onun yaşamasına engel olan bir şekilde başka bir faktör varsa dışarıda, mesela yeterince güneşi almıyorsa güneşe doğru yaşamını hani yönlendireceği yöne doğru gider. Ama burada tamamen hani bu hani bitki de bile böyle olduğu gibi diğer canlılarda daha üst canlılara geçtikçe böcek olsun işte daha üst canlı memelilere geçin. Evet. Hepsi hiçbir canlı ölüme programlanmış değildir. Yaşamaya programlanmıştır. Yaşamını tehdit eden bir şey olduğu zaman ondan uzaklaşır, kaçar ya da az önce işte Samuray Hanım'ın dediği gibi onun üzerine gider, onunla mücadele eder ya da onu yenmeye çalışır ki hayatını devam ettirsin. Ama buradaki unsur sadece bir fark etmedir. Yani tehlikeyi fark eden. İnsan ise daha üst beyin fonksiyonlarına sahip olduğu için fark ettiğini de fark eder. Hı hı. Yani bunu düşünür insan. Mesela şu köşeyi döndüğüm zaman orada benim için bir tehlike olabilir diye. Hı. Ama bir hayvan, hareketli olan bir canlı, köşeyi döndüğü zaman orada bir tehlike varsa onunla ya mücadele eder ya kaçar. Sadece hani tanımlanmayacak bir şekilde düşünme bu sürecinde değil de belki güdüsel olarak o kokusundan veya bir başka şeyden onu algılar ama somut bir şeydir. Dolayısıyla insan yaşamını devam ettirmek için hani birçok şeyi kontrol altına almak zorunda. İşte hani ne oluyor, ne yapıyoruz? Hatta bunu böyle ilk insandan bu yana düşünürseniz, insanlar tabii hani takip boyunca yaşamsal bir takım değişiklikler kendi hayatlarının organizasyonunda oluşturmaktalar. İlk insanlar tehlikeye karşı işte silahlar ellerinde alıp işte oktu ya da ne bileyim bir balta gibi bir şey yapıp taşla vesaire kendilerini savunmuş veya bir şekilde aynı zamanda hayatlarını devam ettirmek için bunları kullanmışlar, avlanmışlar. Evet. Ama giderek de bir araya gelmeye başlamışlar. Yani bir mağaranın içinde belki işte bir tane bambulardan oluşan bir kulübenin içinde yaşamak ve giderek bu yaşamı devam ettirmeye yönelik güven arayışı insanlarda arttıkça işte bir araya gelip koloniler oluşturmuşlar, şehirler oluşturmuşlar, etrafını kalelerle işte taşlarla örüp kale yapmışlar ki içeride güvenli olsunlar diye. Ve hep bu güvenlik arayışı insanda her zaman devam ediyor. Yani bugün bile günümüzde işte hani devletler olmuş, devletlerin işte kolluk kuvvetleri var, işte insanları bir şekilde yaşamda güvende tutmak ama sadece bu değil. Bununla birlikte mesela sosyal güvenlik sistemleri devreye girmiş. Hı hı. İnsanlar işte yaşlandığı zaman ne olacak? Yani 50 sene, 30 sene, 40 sene sonra hastalanırsam ne olacak? Hastalandığım zaman nasıl bir bakım alacağım? Bunun için işte sağlık sistemi kurulmuş. Kendilerini hastalandığı zaman bu hastalıktan koruyacak ki şu anda da işte pandemiyle ilgili demin Samuray'ın söylediği gibi hep kendimizi korumaya çalışmışız. Daha da ileri gitmiş, yetmemiş. Devletler bir araya gelmekte işte Avrupa Birliği ya da başka bir takım birlikler. Biz de girmek istiyoruz ki Avrupa Birliği'ne hayatımız daha güvende olsun, insanlarımız daha rahat yaşasın. Yani hep bir kaygının insanların yaşamını da organizasyonlarının da temel unsuru olmuş. Hep bir şekilde kendimizi kaygıdan arındırmaya çalışıyoruz. Bunu
bireysel olarak yapıyoruz ya da insan topluluğu olarak sosyal organizasyonları bile bunun üzerine kurmaktayız. Ama bazen özellikle hani toplumun da kaygıları artabiliyor. Sadece insanların değil. İnsanlar, toplumlar diyor ki mesela burada bana karşı bir kendi yapıma karşı bir tehdit unsuru var ve bu tehdit beni yok edebilir. O zaman ne yapıyor? O zaman işte silahlı kuvvetler devreye giriyor. Belki karşısındaki tehdit unsuruna karşı işte ya kendisini savunuyor ya saldırıyor bir şekilde. Aynı şekilde insanlar için de geçerli. Yani artık yaşamı devam ettirtemeyecek hale geliyorsa, bir yerde bir blokaj oluşmuşsa, onun hani o güne kadar kendisi için hazırlamış olduğu yaşam planı aksamaya başlıyorsa, o zaman işte kaygı bozukluğu haline geliyor. Yani bir şekilde bir hastalık, disorder oluyor. İşte o zaman da belki biz hani psikiyatristler, psikologlar devreye girip o kaygıyı nasıl yöneteceğini, nasıl bu kaygıdan kurtulabileceği konusunda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani aslında kendi yaşamlarını daha refah içinde, daha güvende kurgulamak için bir takım çabalar gösteren, geleceği organize etmeye ve kendini sıkıntıya sokan veya tehdit eden her şeyden kaçmaya çalışan insan bir yerde bu medeniyet, yani medeniyetleri kurarken bir yerde sınırı aşıyor değil mi? Yani bunun bir yeri de bir sınırı da var herhalde. Bir dur denilen bir yeri olması gerekiyor. İşte buradan sonra veya bunun daha işte olumsuz olan haliyle baş edememe, yani olmama haliyle baş edememe durumu aslında tam klinik bir o süreçten sonra kişinin günlük yaşamını etkilediği yerde size geliyor. Evet. Miktar önemli. Yani ne kadar az veya fazla olduğu, niteliği önemli. Tabii gelen danışanları ya da bize kaygılıyım diyen kişileri aslında biraz bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yani evet, sadece duyguda değil. Tabii burada bir psikopatoloji, yani bir ruhsal bozukluk var diyebilmek için o kaygının hem ne kadar sürdüğüne bakıyoruz, ne kadar sıklıkla yaşandığına bakıyoruz ve ne yoğunlukta yaşandığına bakıyoruz. Çünkü eğer bu çok kişinin baş edebileceğinden çok daha yoğun bir şiddette yaşanıyorsa, çok sık bir şekilde yaşanıyor ve uzun süreden beri varsa, kişinin günlük hayatına adeta hakim olacak düzeye geldiyse, ki bu düzeye geldiği zaman zaten işlevselliğini bozmaya başlıyor. Gerek mesleki, akademik hayatta, gerekse aile ve sosyal hayatında ilişkilerini bozmaya başlıyor. Üretkenliğini düşürmeye başlıyor. Günün sonunda yaşam kalitesi düşmeye başlıyor ve kişiye bireysel anlamda çok yoğun bir sıkıntı da veriyor. Ki tanı sistemleri de bize aslında bunu söylüyor. Eğer çok yüksek düzeyde bir kişiye sıkıntı veriyorsa, klinik düzeyde yol açtığı sıkıntı çok şiddetliyse veya işlevselliği bozuyorsa, biz buna o zaman kaygı bozukluğu demeye başlıyoruz. Evet, 12 çeşit kaygı tanımlamış sizin. DSM diyorum ben, sizin diyorum. Ben çok bakmıyorum DSM'e de. DSM kutsal kitabı psikiyatrinin değil mi? Evet, 12 çeşit kaygı tanımlamış. Peki biraz önce bahsettik, yani COVID dedik. Şimdi COVID bir korku mu, kaygı mı? Tabii orada sınırı da çok önemli değil mi? Yani ben şöyle bakamıyorum açıkçası. Yani kaygıyı direkt kaynağı olmayan bir şey, korkuyu da direkt kaynağı olan bir şey gibi pek bu perspektiften bazen bakamıyorum. Miktarı da bana çok önemli geliyor. Yani var olan kaynakla verdiğimiz tepki arasında bir orantısızlık varsa sanki kaygıya geçiyoruz korkudan. Bak şimdi şöyle, şimdi bir olay vardır. Bu olay bizde bir duygu oluşturur diye bakarız biz. Yani ama aslında o olayın bizde bir düşündürdüğü vardır. Aslında zihnimizden geçen düşünceler bizde kaygı duygusunu ortaya çıkartır. Ama biz ne olayın kendisi olur? Değil ama, yani. Ama duygu olarak o kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ki biz o düşünceyi fark edemiyoruz çoğu zaman. Olay oluyor ve biz o kaygıyı, korkuyu yaşamaya başlıyoruz. Şimdi oradaki iç dünyamız bize ne söylüyor? O zihnimizden geçen düşünceler ne kadar gerçekçi? Gerçekten biz olayı doğru şekilde yorumlayıp anlamlandırabiliyor muyuz? Yoksa geçmiş yaşantılarımızdan, travmalarımızdan yola çıkarak belki de orada biraz yanlı, biraz çarpık değerlendirebiliyoruz. Şimdi evet, COVID pandemisi gerçek bir olgu ve bunun evet, dışarıda baktığımız zaman bunu yarattığı da gerçek bir korku var ama ben bu korkuyu zihnimde düşünce anlamında geçiştirirken eğer gerçekle çok uyumlu olmayan, biraz mantık dışı, farklı bir düşünce sistemiyle
yaşamaya başladıysam ne oluyor? Oradaki kaygıyı ben normalde olması gerekenden çok daha yoğun yaşamaya başlıyorum. Yani evet, belli bir düzeyde kaygı hepimiz yaşayacağız ki önlem alacağız dedik. Ama evet, ben o düşünce sisteminde o pandeminin getirdiği korkuyu böyle absürt bir şekilde yorumlamaya da başlamış olabilirim. Yani zihnimden şöyle düşünceler geçebilir örneğin. Şimdi dışarı çıkacağım. Ya bana virüs bulaşırsa, evde mesela yaşlı bir yakınım var. Evet, çok eve geldiğim zaman ona bulaştırırsam, sonra o yoğun bakımlık olursa, yoğun bakımda ölürse ben aileme ne anlatırım? Şimdi ben zihnimden böyle bir düşünceler geçirmeye başladıysam, felaketleştirmeye başladığım anda ne oluyor? Gerçekten kopmaya başlıyorum. Çünkü daha henüz bana bulaşan bir virüs yok. Ben gelip aileme bulaştırmamışım. Ailemde birisi hastalanıp hastaneye düşmemiş. Ya daha henüz olmamış bir olayı sanki olmuş gibi zihnimden senaryolaştırmaya başlıyorum. Hani doğmamış bebeğe don biçmek dedikleri mevzu bu. Evet. Bu sefer o endişe dediğimiz şey de bu. Bu sefer ben o kaygıdan kaçınmaya çalışırken kaygının ta kendisi oluyor aslında yaşadığım şey. O zaman artık bu bir patoloji haline geliyor. Çünkü gereğinden çok daha fazla önlem almaya başlıyorum belki. Bütün ilişkilerimi kesip yalnızlaşmaya başlayabiliyorum. Ya da sürekli bunu zihnimden geçirdiğim için, 7-24 bu korkuyla yaşadığım için artık günlük hayata uyum sağlamakta zorlanmaya başlıyorum belki. İşte o zaman işin adı patolojiye dönüşüyor. Yani evet, pandemi sürecinde de çok fazla kaygı bozukluğu tanısı koyduğumuz oldu. Tüm dünyada şimdi araştırmalar yapılıyor. Hocam da takip ediyordur. Tüm dünyada şu anda kaygı bozukluğu tanısı alan hasta sayısı geçen yıla oranla çok daha yüksek. Psikiyatristlere başvuru oranları arttı. Tedavi başlayan hasta oranları arttı. Tabii daha çok veri gelecek illaki ama son yapılan araştırmalar da zaten bunu söylüyor. Demek ki bu kişiler kaygıyı olması gerekenden daha fazla yaşadılar yaşıyor bu süreçte. Bir şöyle bir şey var literatürü araştırdığımda ben. Bir dönem evet yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önce işte 1800'lü yılların başında yani aslında birçok felsefecinin hani Kierkegaard'ların işte Nietzsche'lerin söylediği şey kaygıyı hep iyi bir şey olarak tanımladılar. Yani insanın üretkenliğine, insanın gerçekten özgürlüğüne, uyanışına hizmet eden yani acıyı, zorlanmayı, kaygıyı hep bu şekilde tanımladılar. Sonra bir süre sonra bir kaygı dönemi yaşandı. Kaygı çağı işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra esas tanımlanan sonra tekrardan bir depresyon diye bir tanı çıktı. Yani depresyon daha ön boyuta geçti. Şimdilerde yani literatürde söylenen şimdilerde tekrar kaygı çağına geçiyoruz diyorlar. Böyle bir şeyi klinik olarak gözlemleyebiliyor musunuz? Yani bu genel perspektiften, genel geçer olan şu gündemin yorumlarını. Evet aslında hani şunu söylemem lazım ki hani bu tamamen özellikle bizim mesleğimizde bu meslek pratiğimizde böyle bir çağ ya da belirli bir şeye, kalıba bir şeyleri, insanları sığdırmaya çalışarak yapılan değerlendirmelerde biz çalışmıyoruz. Yani işte mesela az önce söylediğiniz DSM. Evet. O sadece bizim kendi aramızdaki konuşmamızda belirli kriterlerde belirli şeyleri tanımlıyoruz ki hani bilimsel açıdan bir dil daha oluşturmak iyi olsun, çalışmalar düzenleyip daha farklı şeyler yapılsın. Ama aslında bir başka şey de bunun altında yatan özellikle Amerika'daki sigorta sistemi. Sigorta sistemi de hani bir şekilde insanları klasifiye ediyor. Fakat bizim pratiğimizde böyle bir klasifikasyon yok. Yani biz karşımıza bir hasta geldiğinde bizim için o kişiye özeldir ve onun yaşadığı hiçbir şey bir başkasının yaşadığıyla aynı olamaz. Herkes kendine özgüdür. Yani herkesin parmak izi ya da işte korneası farklı olduğu gibi onun yaşadığı duygular da farklıdır. Yani bunu işte burada kaygı bitiyor, burada korku başlıyor, burada bundan sonrası endişeli bir davranışa dönüyor. Bunlar genel kavramlar sadece ama kişiye özelleştiği zaman aynı bu şeye benziyor. Yani mesela gidiyorsunuz bir mağazadan işte 36 beden kıyafet alıp onun içine girmeye çalışıyorsunuz. Bu konfeksiyon. Bir de hot couture gidiyorsunuz, kendi üzerinize bir kıyafet diktirtiyorsunuz. İşte bizim mesleğimiz
terzi dik, kişinin üzerine olanı dikmek, kişiyi değerlendirmek. Yoksa onu kafamızdaki bir takım kavramların içerisine sokmaya çalışmıyoruz. Bu kavramlar bize sadece bakış açısı kazandırmakta. Evet. Ve o insanın hani duygularını anlamaya çalışıyoruz. Nedir bu duygu? Bu duygu nereden sonra artık hani o insanın hayatını sıkıntıya sokuyor. Hmm. Ve bu sıkıntıya biz nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl çözebiliriz bu sıkıntısını? İlla bu sıkıntısı işte bir şeyle geçiştirilmesi gereken bir şey mi? Ya da bu sıkıntıyı yaşamalı mı bu kişi? Yaşamasının bu insana getirisi ne olur? Nedir? Yani bunun içinde aynı şekilde depresyon, hüzün. Zaten hani bazı şeyler çok yanlış da kullanılıyor. İşte ben anksiyeteliyim, ben kaygılıyım. Tamam kaygılıyım, o zaman sen kaygı bozukluğun var, sana bir reçete yazalım, git de rahatla. Ya da depresyon mesela, ben depresifim diyor. Ya depresyon zaten böyle bir anlık bir hani yaşanılan bir duygunundan gelen bir tanı değildir. Ve en az belirli bir süre, 2 hafta çökkün bir ruhsal durumu yaşaması lazımdır insanın ki depresyon olsun. Yani bir anda kötü hissetme değildir. Ve bunların hepsi birbirinin içine geçer. Yani burada korku, kaygı, korkuyla kaygı kardeştir birbirine. Yani ve çoğu zaman insanlar kaygılarını zaten bir rasyonele oturturlar. Yani biz ona sorduğumuz zaman günde 500 defa elini yıkayan insan bile der ki bize, ya ben bunu yapmak zorundayım yoksa kirleneceğim, pis olacağım. Bir ya mantık işte var ardında yani. Bir şey geliyor yani, işte mikrop var dışarıda, bunu şey, tabii ki Covid bunların hepsini de provoke etti. Covid'e karşı hani gerçekten bir bilinmezlik vardı. Kim neyi ne yapacak, ne edecek, hiçbir şeyi bilmiyorduk. Zaten herhalde dünya Covid öncesi, Covid sonrası diye bir şey. Covid'in bize öğrettiği çok şey var. Ondan sonraki hayatımızda nasıl yaşamamız lazım geldiği konusunda da bize çok şey mesajlar verdi. Ne yapacağız bundan sonra, nasıl yaşayacağız? Eskisi gibi mi yaşayacağız? Ya da bundan sonra hayatımızda bir takım şeylerde önceliklerimiz değişecek mi? Yani bu sanki bir hani ölümün kıyısına geldi. Herkes ölümü, öleceğini biliyoruz. Hepimiz öleceğiz. Ama ölümü bu kadar yakın hissetmemişti kimse. Yani çok yakın. Birçoğumuzun zaten yakınında, mesela biz sağlıkçılar, bunu herhalde en fazla biz hissettik. Evet. Yani sağlıkçılar en fazla kaybı biz verdik. Ve bir şekilde insanların yanında. Ve insanlar, sağlıkçıların ne yaptığını da şimdiye kadar pek anlamıyorlardı. Yani sağlıkçıların yaptığı şey onlara ne sağlıyor? Ve şu anda dünyanın başında çok büyük bir bela var. Ve bu belanın çözümü bilim ve sağlık bilimi. Çözecek olan da sağlık bilimi. Ve bir şekilde medet sağlık biliminden umulmakta. Ama karşılığında da işte sağlıkçılar da bunun hani en ön cephedeki savaşan neferler olduğu için de insanlar biraz sağlıkçıları, bakışları da buradan değişti. Ama buraya geldim, başka bir şeyle başlamıştım ama bu da bizim içimizde bir yara olduğu için. Tabii olan bir şey, olan yani bir şey hocam, günümüzden. Yani bunu konuşmamız gerekiyor çünkü bu da bir şey, yani bu da bizim kaygımız da, sağlıkçılar mesleklerini yaparken de kaygı yaşıyoruz. Hani insanların meslekte onlara yardım ederken onlardan bir takım negatif şeyler geri alıyoruz. Tabii ki her zaman herkesi tedavi etmek, herkese yardımcı olmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani böyle efsane işte Lokman Hekim gibi herkesi iyileştiren filan bir şey yok. İyileştiremeyebilirsiniz. Sonucu olumsuz da olabilir. Ama her olumsuz sonuçta hani sağlıkçılar bunu istemezler. Her zaman herkese yardımcı olmak isteriz. Bu da bizim kaygımız. İnsanlara evet, yardımcı olabilmek. Ama her zaman da olamıyoruz. Böyle bir realite de var. Yani hayat devam ediyor. Bu hayatı daha renkli, daha güzel, daha keyifli yaşamak hepimizin istediği şey. Ama bu güzellikleri sadece yok. Hayatta olumsuz duygular da var. Kaygı var. Hüzün var.
bunları da yaşamak lazım. Bunlar insanlara hani güzel, mutlu, rahat, keyifli anlardan çok daha fazla şey öğretiyor. Yani bakın işte her dine ya da her öğretiye bakın. Burada insanlar belirli bir mertebeye yükselebilmek için hep yoksunluklarla mücadele ederler. Kendilerini tamamen dünya nimetlerinden arındırıp sıkıntı çekerler. Oruç tutmak gibi ya da işte belirli bir yerde kendilerini izole edip orada hani bir düşünsel tefekkür sürecine girip kendilerini geliştirmeye çalışmak gibi ama bir şeylerden de hani azap çekerek. Evet. Sıkıntı çekerek. Evet. Bu sıkıntı çekmek. Yani bu böyle, benim yaklaşımım da öyle yani. Ben mindfulness perspektifinden baktığımızda biz inzivaya gidiyoruz. 6-7 gün hiç konuşmuyoruz. Günlük konuşmama ve yani aslında her şey zorlanmayı yaşamak veya zorlanmanın olması değil, onunla kalabilmek. Yani çünkü arzularımız, isteklerimiz, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz şeyler bazen onu bertaraf etmekle ilgili ama aslında gitmiyor da. Bazen de gitmiyor. Yani bazı acılar, bazı zorlanmalar, bazı kaygılar kalıcı. O zaman ne yapacağız? İşte orada durmalıyız. Ama günümüz yaşamı da çok önemli. Yani kültür de önemli bir hale geliyor. Mesela sinema bile benim şöyle bir şeyim vardır. Woody Allen filmlerinde vardır. Böyle kaygılı, titreyen karakterler. İşte ne bileyim ben. Mesela hiçbir şey yapamazlar. Hani başarılı ve mutlu insanlar öyle olmazmış gibi. Hani yani böyle kaygılanan, her şeyden endişe duyan, pimpirikli bir kişi hani güçsüz ve acizmiş gibi. Aslında toplumda böyle de bir imaj aslında var ya. Anlattığınız kişi Woody Allen'ın kendisi. Evet tabii ki. Yani Woody Allen kendini o kadar güzel anlatıyor ki bakın ne kadar güzel bir üretime çeviriyor. Yani evet. Yani Woody Allen'la ilgili söyleyecek çok şey var. Tabii özel hayatını bu işin içine katmıyoruz ama Woody Allen gerçekten hani kendi kaygısıyla baş edebilmek ve kaygısından bir şeyler çıkartabilmek, üretim yapabilmek için yıllarca analizden geçiyor. Yani en son bildiğim 25 senede analize devam ediyordu. Yani biz alandaki profesyoneller gibi o kadar çok analizden geçmiyoruz. Yani o zaman bu direkt de çözülmesi gereken bir şey değil aslında değil mi? Yani kaygı olduğu zaman başka şeyler yani başarı, güç, işte ne bileyim ben ruhsal sağlamlık olmazmış gibi yani olumsuz duygularla beraber devam edemezmişiz gibi bir his var toplumda. Yani önce onu halletmeliyim, önce bir kaygıyla ilgili problemlerimi çözmeliyim, ondan sonra yaşama devam etmeliyim gibi. İkisi beraber olabilir mi? Yani hem kaygılı olup hem de hayatımıza devam edebilir miyiz? Ya niye edemeyelim ki? Şimdi benim asistanımda bir hocam şunu demişti. Depresyon hastası gelene kadar bayağı bir zaman geçer ama anksiyete hastası kapıda bekler. Çünkü anksiyeteden herkes hemen kurtulmak ister. O kadar insanı rahatsız eden bir şeydir ki bir an önce şundan bir kurtulayım. Ama bir ruh sağlığı profesyoneline gelinceye kadar aslında bakıyoruz. Mesela anksiyeteden kurtulmak için insanlar çok uyum bozan bir takım davranışları da devreye sokuyorlar. Alkol ya da uyuşturucu kullanmayı tercih edebiliyorlar. Ya da anksiyeteyle baş etmek için çeşitli ilişkilerinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Sadece anksiyete için gibi değil. Yani bütün yaşadıkları olumsuz duygulardan bir an önce kurtulmak, bir an önce kaçayım, bunu yaşamayayım, bunu kaçınmak için tıkınırcasına yiyen var, bütün gün yatıp uyuyan var, dediğim gibi alkol madde kullanan var, saldırgan davranışlar var, o dışsallaştırma davranışları var. En de sonunda ne yapmaya çalışıyorlar? Olumsuz duygunun içinde kalamıyorlar ve bundan bir önce kaçmaya çalışıyorlar. Ama kaçtığımız şey orada duruyor. Biz sorunu çözmüş olmuyoruz. Ben orada şey metaforunu çok seviyorum. Mesela vücudumuzda bir ağrı var. Ağrıyı fark ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Ağrı kesici alıyoruz. Ağrı tekrar gelirse ağrı kesici alıyoruz. Ama sonra tekrar gelirse diyoruz ki burada bir şey var gideyim. Yani vücudumuz bize bir sinyal veriyor. Bir yerde ağrı varsa orada bir ya iltihap vardır ya bir kırık vardır ya ters giden bir şey vardır. Bir doktora gidiyoruz. Var. Evet bir mesaj veriyor. Ağrının ne olduğunu anlıyoruz. Tedavisini alıyoruz. Yani sebebe yönelik bir tedavi yapıyoruz. Onu ortadan kaldırıyoruz. Şimdi ortaya çıkan duygu da biz üstünü ne kadar kapatmaya çalışırsak çalışalım onun bir sebebi var. Yani o kaygıyı biz yaşıyorsak bizim aslında organizmamız bize bir şey söylüyor. Nedir o ters giden? Ben onu bir şekilde dışsallaştırarak, uyum bozan davranışlarla üstünü kapatarak sadece öteliyorum. Ama sorunun ne olduğunu farkında değilim. Orada ne var acaba? Altta yatan şey ağrı gibi düşünürsek altta yatan asıl sebebi bulabilirsem ben o zaman ağrıyı, o anksiyeteyi gerçekten sağlıklı bir şekilde anlamlandırıp adını koyup işlevsel bir şekilde
çözme şansım olabilecek. Ama onu anlayıncaya kadar da biraz içinde kalmam gerekiyor duygunun, öyle değil mi? O duyguyu bir kere fark etmem gerekiyor. Nasıl kalacağız peki? Nasıl kalacağız? Şimdi hep... nasıl kalacak? Ne önerirsin mesela? Ya çünkü önce... kalamıyor. İnsan bir de şöyle de bir şey var. Yani bir yara kanarken insan ona pansuman yapacağı bezin steril olup olmadığına bakamıyor bazen. Yani o can havliyle işte zararlı alışkanlıklar, madde kullanımı vesaire. Peki yani nasıl dursun o kanayan yarayla? İşte bu çok önemli bir soru. Pardon. Yok, ben yanıtlayayım. Yok, buyurun hocam. Yani bu aslında bir kültürel bir problem aslında. Ve özellikle günümüzün popüler kültüründe hiçbir olumsuz duyguyu yaşamayı ve bunu hani bu olumsuzluğu da sürdürmeyi istemiyoruz. Hemen geçiştirmek istiyoruz. Az önce Samuray'ın dediği gibi kolay, kısa yollardan bundan kurtulmak istiyoruz. Peki bu nasıl insanlar bunu yaşamayı öğrenir? Tabii ki her şeyi öğrendikleri gibi çocukluktan itibaren öğrenirler. Yani bakın şimdi özellikle hani yeni gençlerde ben gördüğüm bir şeyi sizinle paylaşayım. İşte diyor ki niye evlenmeyi düşünmüyorsun? İşte diyor ki ben diyor çocuğuma diyor işte hani mükemmel bir dünya sunmalıyım. Ya mükemmel bir dünya yok. Ne zaman dünya mükemmeldi ki? İşte benim bakıyorum mesela danışanlarımdan işte çocuğum ağlamamalı. Çocuğum hiçbir sıkıntı çekmemeli. Çocuğuma her şeyin en iyisini vermeliyim. Tabii ki bir çocuk hiçbir sıkıntıyı yaşamadan büyürse, büyüdüğü zaman da hiçbir şeye tahammül edemez ki. Ben de diyorum ki niye böyle yapıyorsunuz? Yani bu çocuk tabii ki sıkıntıyı, gerginliği, huzursuzluğu veya işte bir takım yoksunlukları, açlığı her şeyi yaşamalı. Çocukken yaşayıp öyle büyürsen, tabii ki özellikle çocuğu aç bırakmak değil ama bir saat yemeğini geç yese ne olur? Bir saat yemek geç yiyecek diye evde karı koca kavga eden birçok çift biliyorum ben. Ya da niye en iyisini veremiyoruz biz bu çocuğa? En iyisini vermeyin. En iyisini verdiğiniz zaman çocuğa da iyilik yapmış olmuyorsunuz. Ve sonunda öyle bir hani insan yetişmekte ki hiçbir şeye tahammül yok. Her şeyi hemen elde etmek isteyen, hemen almak isteyen, çok çabuk mutluluklar peşinde koşan insanlar. Tabii ki böyle insanlar kaygıyı yaşayamaz ki. Sonradan bunu öğrenmek için belki işte böyle gidip bir hani kampa gidip orada bir şekilde 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 1 ay, 2 ay kalmalı. Yani daha fazla da kalmalı. Kendi başına yaşamayı öğrenebilmeli. Başta onun için hata pedagojik süreçte başlıyor. Anne babadan başlıyor tabii, her şey. Çünkü yani günümüzde böyle bir suni bir algı var. Her şeyi çocuklara vermemiz lazım. Her şeyi vermek gerekmiyor çocuklara. Yeter kadarını vermek, ihtiyacı oldukça verebilmek. Her şey ihtiyaç tanımını da çok geniş tutarsanız o zaman her şeyde ihtiyaç oluyor. Her şeyi de bunun içinde vermeye çalışıyorlar. Yani abartmadan bir şeyleri vermek lazım. İnsan da bunu hayatın içinde hani deneyimlemeli. İşte bir basit bir şeyde hemen koşup, bu çok önemli. Bizden çünkü bu hep talep edilen bir şey. Doktor ya bana bir ilaç ver de rahatlayayım. Ben diyorum ki ben ilaç vermiyorum ya. İlaç milaç vermek gibi bir niyetim yok. Önce anlat derdini anlat, seni bir anlayayım, nedir sorun, sıkıntı nedir. Bunun için bir ilaca gerek var mı? Niye hemen ilaca kaçıyorsun? İlaca kaç, al bir ilacı, hatta işte birazcık ne bileyim başım ağrıdı, bir şey ya, tolerans yok. Ateşi birazcık çıktı, çocuğun ateşini düşürmelisin. Kendisi birazcık kötü bir duygu yaşadı, hemen bunu bir şey de yerine koyup düzeltmelisin. Yani tahammül gücü insanlarda gelişmiyor. Buna bence dikkat edilmesi lazım. Yani ufak bir ağrıda hemen ağrı kesici vermemek, ateşini hemen düşürmemek, vücudun mesela ateş... Nedir? Ateş vücudun verdiği bir reaksiyondur. Savunma reaksiyonudur ve gerekli olan bir şeydir. Ateşi niye düşürüyorsunuz? Ateş ne zaman? Havale geçirecekse çocuk ateş düşürülmeli. Yoksa 38,5 derece ateşe çıktı mı ne güzel. Eskiden biz çocukken şey yaparlardı. Ya bunu bir saralım, sarmalayalım da işte bir
ateşlensin, bir ter atsın da rahatlasın. Değil mi? Evet. Bu, çünkü bağışıklık sisteminde güçlendiren bir şey. Her şey. Şimdi de mesela COVID konusunda da böyle bir şey oldu. İşte COVID çıktı. Bilinmez bir şey. Bunu izlemek yerine tuhaf bir şekilde hemen saçma sapan ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldı insanlar. Ve birçok insan da bu yüzden öldü. İşte, pansuman bezinin steril olmasına bakmamak aslında. Ya, sonradan bakılıyor ki bu ilaçlar, yani etkinliği kanıtlanmamış olan ilaçlarda tedaviler yapıldı. Bu ilaçların bu sefer oluşturduğu yan etkiler ve klinik tablolarda çoğu zaman bunlardan dolayı bozuldu. Evet. Yani duramıyor olmak. Sen ne düşünüyorsun Samuray? Yani çocukluk dönemi bu kadar anne babadan mı başlıyor her şey? Ya da bu treni kaçırmış olanlar ne yapmalı? Evet, anne babaları da elbette söyleyecek şeyler var. Evet, hocamın dediği gibi yani biz sorunla karşı karşıya kalmazsak sorun çözmeyi nasıl öğreneceğiz? Tahammül etmek dedi hocam çok güzel. Yani elbette hayatın içinde sorun çözebilmeyi yaşadıklarımızdan öğreniyoruz. Her yaşadığımız stresli yaşam olayı bize bir şey öğretiyor, bir bilgi veriyor. Ve biz bu bilgileri ileriki hayatlarımızda tekrar benzer stresli dönemlere girdiğimiz zaman çözüm amaçlı kullanıyoruz. Çünkü vakti zamanında ben böyle bir şey yaşadım ve bunu bu şekilde çözdüm. Her seferinde benim yerime annem babam çözerse sorunları, ben onlar olmadığında bu sorunu nasıl çözeceğim tek başıma? İleride de terapistim çözsün diyor bu sefer. Ya da ilaç alayım, ilaç çözsün ama bir şey çözsün bunu. Ben hiçbir şey yapmayayım. Yani ben pasif kalayım. Neden ben pasif olayım? Hayır, o duygunun üzerine gideyim, bir yaşayayım. O duygu nedir? Bana ne anlatıyor? Onun bir adını koyayım ve bu duygu ortaya çıkaran sebebi belki çözebilirsem benim ne ilaca ihtiyacım olur ne terapiye. Belki de orada yanlış bir düşünce sistemi beni o kaygıya götürüyor ya da ne bileyim bir şeyleri yanlış yorumladığım için ben o olumsuz duygunun içinden çıkamıyorum. Yani bazen size gelen danışana bir cümle kurarsınız. Ertesi seansta gelir der ki siz bana bir şey söylediniz, ben ondan sonra iyileştim, iyileşerek çıktım. Bir kelime bile bazen. Çünkü öyle bir farkındalık gelişir ki evet ya bu bundanmış der ve İlaçsız bile iyileşir ama o güne kadar tek taraftan bakmıştır, tek türlü düşünmüştür. Başka bir bakış açısıyla bakmadığı için o farklı anlamı görememiştir. Hep biz şeyi öneriyoruz ya, esnek düşünebilmek. Yani olay biz kötü hissettiğimiz zamanlarda alternatif düşünce üretebilirsek, çok seçenekli olarak bakabilirsek konuya, o zaman hakikaten çok daha gerçekçi bir şekilde konuyu ele alabiliyoruz. O zaman da belki de boşu boşuna kaygılanmıyoruz ya da boşu boşuna üzülmüyoruz. Ha evet, gerçekten üzülecek bir şey varsa, gerçekten bir kaygılanması gereken bir durum varsa o duygunun da içinde kalıp oradan ne alacağım ben ve bir tecrübe kazanacağım, direnç kazanacağım, bununla büyüyeceğim, bununla gelişeceğim. Tabii. Çünkü ne diyoruz mesela, travma sonrası büyüme diye bir kavram var. Nasıl büyüyor insanlar ya? O travmanın içinde kalarak, bundan kendi bir şeyler kazanarak ve o kazanımlarıyla eski olduğundan çok daha iyi bir yere gelerek aslında büyüyorlar. Ki pandemi sürecinde de büyüyen, gelişen, kesinlikle, kendine katan birçok insan da oldu. Herkes de travmatize olmadı baktığımızda. Tabii. Pandemide tabii ruhsal olarak daha kırılgan olanlar, daha yani zorlanmaya yatkın olanlar tabii daha da zorlandılar. Daha güçlü olanlar belki belli bir seviyenin üstü bu anlamda daha iyi duruma geldi. Yani bu konuda bazen tam tersi de olabiliyor. Araştırmalara göre söylüyorum. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. 99 yılındaki işte bu 17 Ağustos depreminden önce birkaç tane vakanda bu böyleydi. Şimdi pandemi sürecinde de böyle oldu. Panik atağı olan hastalar çok daha rahattılar. Başka bir şey geliştirdiler mi peki panik atak yerine? Hayır, her gün bunu yaşadıkları için ölüm korkusuyla yüzleştiklerinde zaten bu bir nevi aynı zamanda bir terapi yöntemidir. İyileştirici bir etkisi oldu. Rahatladılar. Mesela bu korona zamanında da hani endişe, kaygı ve belirsiz hastalık endişesi olanlar somut bir şeyle karşılaştıklarında ailede hani az önce Samuray'ın dediği gibi yaşanan duygunun verdiği bir deneyim var. Bu deneyimden dolayı bunu daha iyi yönetmeye başladılar. Yani çoğu hani tabii bu psikiyatrik hasta popülasyonu için başka şeyler de var. Yani bunu çok da fazla telaffuz etmek istemiyorum ama başladığı insan bunu da söylemekte fayda var tabii. Mesela
son zamanlardaki yayınlarda psikiyatri hastalarının COVID olmadığı. Nasıl, bir dakika, peki yani belirleyen değişken de ne yoruyor COVID olmamalarını? Hala çok net değil ama mesela psikiyatri kliniklerinde önce Fransızların dikkatini çekmiş. Psikiyatri kliniğinde çalışan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar COVID oluyorlar ama hastalar olmuyor. Allah Allah. Ya da ben de mesela, bilmiyorum Samuray katılacak mı bana, ben danışanlarımdan bu sene hiçbir tane ağır vaka görmedim. Sizin yani yorumunuz hepsi, ne peki, önlem aldıkları için ama hepsi aynı psikiyatrik rahatsızlığa sahip değil. Hepsi yani obsesif kompulsif bozukluğu. Bağışıklık sistemi çok hani ruhsal yapıyla, psikolojiyle bağlantılı bir şey. Tedavi alıyor olmalarının bunda çok büyük bir katkısı var. Yani aynı evde yaşayan, mesela işte birisi klinik olarak COVID çıkardığında ondan dolayı evdekileri test yapılıyor ya, filasyon, orada mesela pozitif çıkıyor fakat hiçbir semptomları yok. Ya da çok hafif geçiriyorlar. Bunun tabii hani bu konudaki en önemli spekülasyon, psikiyatri ilaçlarının buna engel oldu. Evet, yani stres ve zorlanma. Özellikle antidepresanların, ama bunda böyle insanlar, hatta doktor gruplarında biraz böyle şeyi oldu. Bunun eyvah, riskli bu. İşte, acaba antidepresan mı alsak aşı yerine falan diye, ama yani bir şekilde hani bir fayda sağlanıyor ama belki tedavi sürecinde olmaktan, tedavi sürecinde olduğu için daha hani kaygısının az olmasından, daha kaygılarla daha hani bağışık olmasından, kaygıya bağışıklığı var. Yani çünkü kaygıyla yaşamayı öğrenmiş olmaktan, bu da onun kendi immün sistemini güçlü kılıyor. Yani biliyorsunuz işte mesela en ağır durumdaki hastaya bile kendini bıraktığı zaman hasta, hani çok hızlı bir şekilde seyreder hastalık. Tabii, ama COVID'le ilgili her şey spekülatif aslında. Tabii konuştuğumuz her şey tıpkı bu söylediğimiz şey gibi, değil mi? Yani bilemiyoruz aslında. Psikiyatrik olarak da birçok şey aslında, yani ama varsayımsal boyutu çok fazla. Bildiğimiz şey şu, hani COVID'e karşı çok iyimser olmak kesinlikle böyle bir şeyi söylemiyorum ama virüsler asalak canlılar. Yani bir hosta, bir taşıyıcı, ya kendisinin üzerinde yaşayacağı bir canlıya ihtiyaç var. Virüs insanı öldürdüğü zaman kendi de yaşayamaz. Tüm dünyadaki canlılar az önce söylediğim gibi yaşama programlıdır. Yani bu isterse virüs olsun, tek hücreli, isterse bir bitki olsun veya işte daha organize canlı insan olsun. Herkes yaşamak ister. Virüs de aslında giderek mutasyona uğrayarak hani yumuşamaya başlıyor. Onun hani hastalık yapma, patojen etkisi azalmaya başlıyor. İnsan da ona alışmaya başlıyor. Giderek böyle bir denge sağlanıyor. Herhalde bu denge hani umarım 3-5 ay içinde sağlanacak ve bu COVID'den çıkacağız. Ama COVID'den çıktıktan sonra yani COVID'in getirdiği şartları yaşamaktan dolayı hayatı yeniden sorgulamaya başladık. Ne yapacağız? Neler olacak? Her şey değişiyor. Her şey değişti. Evet, evet. Bunların hepsini biraz da tabii şeye de girmek istiyorum. Dil ve duygular arasındaki ilişkiye ufak bir ara vereceğiz. 2 dakikalık bir aradan sonra tekrar buradayız. Bir aradayız. Duygularla dil arasındaki bağlantıyı görmek aslında çok büyüleyici. Bazen bir duyguyu tanımlamak için tek bir kelime yeterli olmuyor gibi. Yani ben öfkeliyim, ben kaygılıyım, hayal kırıklığına uğradım demek bazen yetmiyor. Açmak gerekiyor, yani konuşmak gerekiyor. Terapi de biraz yani bu konuşmanın terapötik etkisi de aslında terapide kullanılan bir şey. Yani anlatmak tek başına etkili olabilir mi? Sence ne düşünüyorsun Samuray? Gelip bir kişinin terapiste ne olduğunu anlatması.
Yani hastalarımız zaten ben kaygılıyım diye pek gelen yok yani. Genelde onlar kendi dillerini kullanıyorlar zaten. Biz oradan kaygıyı anlıyoruz baktığımızda. Şöyle diyor mesela hani ben ölecek gibiyim. Her gün her gün ölecek gibi yaşıyorum sanki bir şey olacak ve ölü vereceğim diye gibi anlatan var. Veya işte demin söylemiştim sürekli diken üstündeyim ya da her an kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Ya da işte geceleri yatağa yattığım zaman aklımdan bir sürü şey geçiyor. Bir türlü gece uykuya dalamıyorum diyen var. Şunu söylüyor yani gündüz hiçbir şeyim yok. Bütün gün işimi gücümü yapıyorum ama akşam saatlerinde bana bir sıkıntı basmaya başlıyor. O sıkıntı lafını çok kullanırlar mesela iç sıkıntısı. İçim sıkılıyor, içim daralıyor, patlayacak gibi oluyorum ya da duvarlar üstüme geliyor gibi anlatırlar. Nefes alamıyorum, boğulacak gibiyim diye söylüyorlar. Biz bunların hepsinin arkasında tabii anksiyete olduğunu anlıyoruz. Bize benim anksiyetem var diye gelen olmuyor zaten ya da kaygı hastasıyım ben diye. Bazen şeyi söylerler hocam ben panik atak hastasıyım diye. Getirler. Araştırmıştır internetten ya da bir söylemiştir. Birisi bir yerde panik ataksın demiştir. Çoğu zaman da bizim branşımızın dışında biridir. O onu öyle öğrenir. Yıllardır, hocam ben yıllardır panik atak hastasıyım diye gelir mesela. Ama bakarsınız aslında panik bozukluğu değildir. Hani yanlış teşhis. Yani şöyle hani bir kere bir panik atak geçirmiştir. Ama hani bir panik atak bir panik bozukluğu anlamına gelmez. Yani panik bozukluğu tanısı koymak için tabii tekrarlayan panik ataklar beklenmedik bir şekilde aniden ortaya çıkan ve tekrarlayan panik ataklar olması gerekiyor. Panik atak geçirmediği zaman ya geçirirsem korkusu yaşaması gerekiyor. Yaşamamak, panik atak geçirmemek için bir yerlerden kaçınmaya başlaması ve önlem almaya yönelik bir takım davranışlar geliştirmesi gerekiyor. Ama bunlar olmadan da hayatında bir kere bir panik atak yaşamıştır. Ben panik atak hastasıyım der. Çünkü birisi ona sen panik atak hastasın demiştir bir yerde. Oysa ki panik atak hepimiz yaşayabiliriz. Ben bir kere yaşamıştım panik atak. Tiroid hormonları çok yükselmişti ve bayağı biyolojik kökenli bir panik atak yaşadım. Arabayı sağa çektim ve gidemedim yani. Arabayı kullanamadım ve dedim ki ben şu an panik atak yaşıyorum. Demek ki hastalarım böyle bir şey yaşıyormuş. Aslında hani değil mi? Anlamak için en anlayacak geliştirdiğim yol. Şey oydu mesela. Yani hakikaten o an insanı çok dehşete düşüren zorlayıcı bir şey. Hareket edemiyorsunuz. Hani benimki tiroid hormonlarımın çok yükselmiş olması ilgili bir şeydi ama o an şey dedim yani hakikaten bunu hayatta bir kez geçiren bir insan ömrü billah bir daha unutmaz ve bir daha asla bunu geçirmek istemez. Ama her insan panik atak geçirebilir. Değil sonuçta mi? Bu illaki bir hastalık anlamına da gelmek zorunda değil ama dil dediniz ya yani evet bazen böyle bir sembolle kullanıyor. Bazen derdini anlatmak için bir hastalık ismi bulup size getirebiliyor. Bazen bir yerden duyduğu bir şeyle gelebiliyor. İşte peki öyküsünü anlatması yani hani sonuçta şöyle bir şey söylüyor. Tam geceleri uyuyamıyorum. Duvarlar üstüme geliyor ama bunu tabii bir terapötik süreçte açıyor kişi. Ne olduğunu anlatıyor, nasıl bir şey olduğunu, öncesinde neler yaşadığını, neyle ilişkili olduğunu, tabii. Nerelerden sonra çıktığını. Bunu anlatmaktan bahsediyorum aslında biraz da. Yani sadece o kelimenin içine hapsetmek değil duyguyu aslında sanki birçok kelimeyle ve öyküyle açtığınız zaman sanki orada bir anlam değişimi ve çözülme oluyor. Değil mi? Yani birçok yöntemi söylediği de budur aslında. Ya tabii ki yani orada o bize ilk bu şikayetle geldiği zaman zaten hani biz bu ne zaman başladı? Ne zamandan beri böyle bir şey yaşıyorsunuz? Bunu başlatan bir şey oldu mu? O dönem stresli bir şey yaşadınız mı? Peki bu hayatınıza girdikten sonra bu problem eskiden yapabildiğiniz ama şu an yapamadığınız şeyler var mı? Şimdi bunları konuşmaya başlayınca zaten kişinin de bir öyküsü ortaya çıkıyor. Demin hocam ne dedi? Her hasta biriciktir dedi. Bir dinliyorsunuz ki hani bir anksiyete bir başka anksiyete birebir asla örtüşmüyor. Herkesin kendine özgü biricik bir durumu var. Her dinlediğiniz hikaye özel. Ve herkesin anksiyeteyi anlatması kendine göre. Özünde tamam belki aynı tanıyı koyuyoruz. Belki hatta demin hocam da dediği gibi tanı koymuyoruz. Hastamızın sıkıntısı ne? Aslında doğrudan o sıkıntıya ben nasıl çözüm bulabilirim? Hani bunu psikoterapiyle mi çözelim, ilaçla mı çözelim? Ya da bazen tedavi vermeye de gerek yoktur. Sadece konuşursunuz, yol gösterirsiniz. Belki hayatında, gündelik hayatta bir takım düzenlemeler yapmak bile yeterli olabilir. Ama her hikaye bir şey anlatıyor. Ve çok da güzel anlatıyorlar aslında baktığın zaman. Sadece sözle de anlatmıyorlar. Bir de sözsüz
bir anlatım dili de var. O hastanın anksiyetesi olan bir kişinin o beden dili de bize çok fazla şey anlatır. Şimdi tıpta ne var? Bir inspeksiyon, gözlem. Daha odadan girdiği anda kişi, biz gözlemeye başlıyoruz. Nasıl yürüyor, nasıl oturuyor, elini ayağını nereye koyuyor, göz kontağı gözüme bakıyor mu, yoksa sürekli saçıyla başıyla, üstüyle başıyla mı oynuyor, nereye baktığı, nasıl konuştuğu, o vücut dili de, o sözsüz davranış da bize o kadar çok şey anlatıyor ki, o hikayeyi bütünleyen bir tarafı da o var. Bir, onun anlattıkları, bir bizim sorduklarımıza verdiği cevaplar, bir de bizim gördüklerimiz. Onların hepsi hikayeyi tamamlıyor. Tamamlıyor aslında. Evet, aslında ne kadar yani derin bir şey. Öyle yüzeyel bir şekilde geçilmiyor. Bir de sadece biz hastaların anlattıkları var, bir de yaşadıkları var. Yani psikosomatik süreci de var. Bazen kişi hiçbir şey hissetmiyor, duyguyu hissetmiyor. Belki bir kaygı yok ama bambaşka bir şikayetle bir uzmana gidiyor ve o da diyor ki hayır, bu yaşadığın şey fizyolojik değil, psikolojik. Hani o zaman da bazen kişi şey diyor, düşünüyor, aa bir şey değilmiş, bu psikolojikmiş, çok önemli bir şey değilmiş. O zaman bir psikiyatriste veya psikoloğa gideyim. Aslında bu kısmı da çok önemli değil mi? Yani duygu olmadan tabii, somatik belirtilerle de gelen oluyor çok. Zaten duyguları çok iyi anlattığınız zaman ya şair olursunuz ya romancı. Yani bunu bu kadar güzel anlatabilmek mümkün değil. Ama her insanın yaşadığı duygusunun bir dışa vurumu vardır. Yani demin Samuray'ın söylediği gibi bazılarının dışa vurumu sadece o insanın hani bütün vücuduna yansır ve işte elleri titrer, kalbi çarpar ya da ayaklarını sallamaya başlar, bakışlarını kaçırır. Yani böyle bir davranışlarına da yansır. Bazılarının ki hani sözel olur, hatta bazıları duygularını dışarı vurduğunda konuşamaz. Takılır, kekeler veya işte bir şekilde hani sesini bile çıkartamayabilir de. Ama bir kısmı da bu duygu dışa vurumunu yapamadığı zaman bu içe vurmaya başlar duygu. Yani içe vurmak ne demek? İşte o zaman bedenine yansır. O bedenine yansımak psikosomatik hastalıklar olarak bizim karşımıza gelirler. Daha doğrusu önce diğer tıp dallarının karşısında gelirler. Ondan sonra bize gelir bu hastalar. Bazen de hiç gelmiyor maalesef ama gelirlerse çözüme daha kolay ulaşıyor. Yani birçok hastalık psikosomatiktir. Özellikle yani gerçekten hani altta herhangi bir hani patolojik bir durum saptanmış olsa bile ona neden olan psikolojik bir süreç vardır ve bu süreç bunu bu hale getirmiştir. Yani mesela en çok hani vücutta yansıyan organ mide bağırsak sistemidir. Mesela bu işte huzursuz bağırsak sendromu, spastik kolon. Bunun dışında mesela ben birkaç tane başlık veriyorum. Mesela nefes alıp verme ile ilgili astım hastalığı dahi çoğu zaman psikojeniktir. Kalp hastalığı, taşikardi. Taşikardilerin büyük bir kısmı, taşikardi yani kalbin hızlı atması psikolojik etmenlerle olur. Ve normalde tehlike hissettiği zaman zaten kalp vücudun pompası da hızlı çalışmaya başlar. Vur, kaç reaksiyonunu yapabilmek için. Bu tehlikeyi dışarıdan gelmiyor ve içerideyse bu tehlike, o zaman hani dışarıda bir tehlike yok. Kişi kendini tehlikede algılıyorsa dışarıdan bir tehlike olmadığı halde. Mesela kendi işte ailesinde yaşanan, yakın zamanda olan bir şey ya da işte bir hastalıktır bu. Mesela babası kalp krizi geçirmişse kalbiyle ilgili bir hassasiyeti olabilir. Her zaman olacak demiyorum. Her zaman ilişkili olabilir. Olmuyor ama aslında. Bundan ama dolayı bazen da mesela sıkıntı anında çarpıntı yaşayabilir. Ya da hani kadınlar, bu arada kadınlar günü geliyor. Belki onunla ilgili de konuşabiliriz. Evet. kadınlar mesela özellikle hani duygularını hani çok daha fazla bedenlerine yansıtırlar. En başta adet düzenlerinde bu ortaya çıkar. Yani daha kısalık, daha uzalık, daha fazla olur, daha az olur vesaire.
muhakkak bir şey olur. Fonksiyonlara da yansır duygular. Yani mesela cinsel fonksiyonlara yansır. Cinsel hayatı o olumsuz şekilde etkileyebilir. Hatta bunların bazı organların bazı şeyleri sembolize etmesi vardır vücuttaki bazı sistemlerin. Mesela insanlar arası ilişkilerde sıkıntı yaşayanlarda daha çok cilt lezyonları ortaya çıkar. Daha çok böyle kendini ifade etme ile ilgili sıkıntısı olan, içe atmayısı daha fazla olanlarda mide bağırsak sistemi çıkabilir. Öfkeli olan insanlarda, gergin olan insanlarda hani hipertansiyon çıkar. Tension İngilizce zaten gerginlik demek. Yani ve çoğu hipertansiyon hastası sadece ve sadece psikolojik bir reaksiyon olarak onları rahat bir şekilde hani oldukları zaman tansiyonların ölçtüğü zaman tansiyonları normaldir. Arada bir çok heyecanlandı, gergin oldu, huzursuz olduğu zaman tansiyonu çıkar. Yani beden de kaygının yansıdığı çok önemli bir alandır. Yani her zaman kaygı işte bir şekilde sözel ifade edilemez. Sadece duygusal olarak yaşanırken içe atılabilir. Hatta biz bununla ilgili işte bir alexitimi diye bir kavram vardır. Hani duyguları dışa vuramamak, duyguları anlatamamak, içe dönük düşünmek ve bu insanlar özellikle hani duygu körlüğü diye bakılıyor aynen, hatta. Aynen. Fantezi yapamazlar. Fantastik yaşantıları yoktur. Hep içeri çevirdiklerinde duyguları bedende bir şekilde hedef bulur. Orada bir yansır ve orada bir aksaklığa neden olur. Yani diğer söylediğiniz konu da bence çok önemliydi. Ona ufak bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki duyguları anlatmayı biz zaten her zaman bunu teşvik ediyoruz. Hastaya duygularını anlatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve çoğu zaman hasta bu duygularını anlattığı zaman da rahatlıyor. Çünkü bir defa her şeyden önce birçok hani özellikle somatik anksiyetesi olanlarda, somatik kaygısı olanlar gidiyor bir doktora diyor ki benim kendimi çok kötü hissediyorum, ölecek gibi hissediyorum. Kalbim şöyle oluyor, işte nefes almakta zorluk çekiyorum, ter basıyor. Doktor bakıyor ona diyor ki muayene ediyor, hiçbir şeyin yok. Ya, yaşanan bir şey var ve hiçbir şeyin yok deniyor. Peki hiçbir şeyin yok, sen psikiyatriste git. Bir şeyim yoksa niye gideyim? Yani bir şey var. Sende bir şey var. Bir ama şey bu yok yaşaman kelimesi çok doğru bir kelime değil, değil mi kesinlikle hocam? Yani psikolojik, bu yaşadığın psikolojik önemli değil. Sanki yokmuş gibi yani. Bu yaşadığın önemli bir şey değil, psikolojik bir şey. Bu yaşadığın önemli, değil. Önemli bir şey, yaşadıklarını anlıyorum. Ama bunun nedeni organik bir patoloji değil. Sen bunun için bir psikologdan, bir psikiyatristten yardım almalısın. Bedenine yansıyan duyguların var ve bu duyguların bir şekilde sende bu hani sıkıntıyı, huzursuzluğu yapıyor ve bunun için çözüm bulmak için de adres bu tarafta. Bu tarafa git, böyle bir yönlendirme yapılması lazım. Ve kişiye biz zaten çoğu zaman bu somatik sıkıntılarının altında yatan şeyi anlatırız. Yani işte bazen gerçekten Samuray'ın dediği gibi bir şekilde bir çarpıntı ya da kalp göğüs ağrısı bir şey olabilir ama buradaki neden sonuç ilişkisi de çok önemlidir. Olanı çok daha yüksek volümde hissetmektir panik olan ve buna kötü anlam yüklemektir. Yani çoğu zaman vücuttaki hani normal olağan fonksiyonları fark ettiğimizde ki biz her şeyi fark edebiliriz. Beynimiz fark etmeyi ve farkındalığı fark etmeyi yani onları anlamlandırmayı da kötü anlam yüklersek yani kalbim atıyor güm güm güm. Bu her kalp krizi diye düşünürsem huzursuz olmamanın mümkünatı yok. Yani kalp krizi geçiyorum ölüyorum nasıl huzursuz olmam. Ama bu gerçekten bir kalp krizi mi? Yoksa benim hani yaşadığım kaygılı duruma verdiğim bir reaksiyon mu? Kaygı, korku bedende aynı reaksiyonu oluşturur zaten. Yani kalp hızlanır, tansiyon yükselir, terleme olabilir, işte eller titreyebilir, gerginlik olur. Bunlar uyuşmalar olur gerginlikten dolayı. Bunlar normal
hissedilecek şeylerdi. Bu illa bir patolojik, yani altta bir fizyopatoloji olmaz. Psikopatoloji olur burada. Evet. Peki, yani bu söylediğin şey aslında herkesin bu durumlar var. Ama hepimizin deneyimleme biçimi farklı. Yani meseleyi oluşturan şey, duyguların kendisinden var olan herhangi bir zorlanmadan çok onu nasıl deneyimlediğimiz aslında. Psikosomatik kısımla ilgili Tamara eklemek istediğin evet, bir şey var bir şey mı? Var. Çok hı-hı. önemsiyorum. Şey dedin ya az önce, senin bir şeyin yok diyorlar ya. Evet. Yani sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir kere bir kişi anlaşılmadığını düşünüyor. Ya doktora gittim, o kadar tahlil yaptım ama kimse benim derdimi anlamıyor diyor. Bu semptom bir... gerçek aslında. Aslında gerçek ama ne oluyor? Yakınları tarafında numara yapıyor, ilgi çekmeye çalışıyor. İlla bir kazancı var. Manipülasyon. Manipülasyon yani ne gibi. Oluyor? Yargılanıyor. Başkaları tarafından yargılandığı için, anlaşılmadığı için hem sorunu çözülmemiş oluyor hem de bir de numara yapmakla suçlanmış oluyor. Ne oluyor? Bu kişinin stresi biraz daha artıyor. Zaten stresle baş edemediği, doğru yönetemediği için bir şekilde bedenselleştirmiş bir kişi. Biz onun stresine stres katıyoruz. Daha da hastalanmasına yol açıyoruz. Bu sefer daha fazla semptomla tekrar hastane gezmeye başlıyor. Başlıyor bu sefer. Hocamın dediği gibi birisi dese ki, ya evet anlıyorum yaşadıklarını, gerçekten sıkıntıdasın. Yoksa gelmezdin yani, bunların gerçekten yaşandığının farkındayım. Ama bunun altında yatan fiziksel bir hastalık yok. Ama belki de stresten dolayı böyle olmuşsundur. Belki de bir üzüntünden dolayı bunu yaşıyorsundur. Bir ruh sağlığı profesörüyle gitsen keşke. Bir anlaşılsalar zaten o zaman belki de hani kısmen bir rahatlaması olacak. Belki o stresi biraz daha sonunda anladılar derdimi. Bir öyle bir tarafı var. Bir de şu var tabii. Psikiyatriste, psikoloğa gitmek de hala bazı kesimler tarafından böyle biraz çekinilen. Ben deli miyim de gideceğim? Ya ben bu ağrıyı yaşıyorum. Ya benim sürekli başım ağrıyor atıyorum. Hiç kimse bir şey bulamıyor. Ama psikiyatriste gitmem. Ya ben deli miyim? Niye gideceğim? Bir de böyle bir şey var. Hani oysa ki hepimiz bedenselleştirebiliriz. Bazen ortam bulamayız, imkan bulamayız. O sıkıntımızı dile dökecek ya da bizi anlayacağını düşünmüyoruzdur çevremiz. Yani imkanımız, fırsatımız yoktur. Bazen toplumsal roller de bize o şansı vermeyebilir. Olmayabilir ama bir de şöyle bir şey var. Yani bu 19. yüzyılda da böyleydi. Kadına atfediliyordu bu tür, yani özellikle psikosomatik rahatsızlıklar ya da kaygı. Erkeklerden çok kadınlara atfediliyordu yani hisleri vesairenin hani. Sonrasında öyle olmadığı zaten açıklandı ama kadınlar doğaları gereği daha mı kaygılılar? Bir de benim bir düşüncem daha var. Hastalık, yani bazı hastalıklar tarihsel olarak aslında o kadar çok cinsiyete göre tanımlanmış ki kadınsal semptomlara göre mi tanımlanmış hastalıklar? Yani şimdi orada aklıma şey geldi. Kadınsal hastalıklar. Yani tanı koyulması deyince, için bakılan kriterleri gerçekten karşılamak için böyle bir şey olmuş olabilir eski mi? Eski Mısır'da o kadın rahmine histeri deniyordu ve hani dönen dolaşan rahim anlamına gelen bir şeydi. Hatta daha sonra Freud ilk o histeri hastalarını görmeye başladı ama eski Mısır'daki tabiri geldi, söyledi histeri hastaları. O zaman bir kadına atfedildi aslında. Yani o da neydi? O histeri de neydi? Somatize eden kadındı. Sıkıntısını bedene döküyordu, bedeniyle anlatıyordu. İlk o zaman aslında o psikosomatik ya da bedensel belirti bozukluklarının ilk adı histeriydi. O zamandan böyle bir kadına atfetme durumu vardı ama o şarkı öyle olmadığını söylemişti ama işte demek ki yine de inanmayanlar olmuş. Ama şu var, şimdi erkeklerle kadınlara kıyaslarsak hani kadınlar bunu daha çok dile getiriyorlar. Evet. Çünkü toplum pek erkeğe herhalde yani derdini anlatma özgürlüğü de vermiyor. Çünkü erkek hep güçlü durması lazım, aman dememesi lazım. Çünkü hani ona da atfedilen bir takım hani hep güçlü olman, dik durman, ayakta durman lazım. Şarkılar bile erkekler ağlamaz diyor. Yani onun duyguyu yaşamaya da izni yok gibi. Ama kadınlar biraz daha rahatlar. Mesela ağlamak kadına mahsus bir şey gibi görülüyor. Oysa hepimiz ağlamaya ihtiyaç duyarız. Biraz böyle hani bu tür durumlar kadınlarda daha fazla görülüyor gibi oluyor. Kadınlar bunu anlattıkları, dile getirdikleri, dile getiremezse somatize ettikleri için. Ama bir taraftan tabii biyolojik bir tarafı da var. Bir yatkınlık da var değil mi yani hormonlar? Şimdi kadınlar evet, şimdi hayatlarında bir takım dönemler var. İlk adet oldukları dönem, her ay adet öncesi yaşadıkları o adet öncesi sendromlar,
gebelik süreci, loğusalık süreci ve menopoz öncesi sonrası dönemler. Yani bir takım dönemler erkeklerin yaşamadığı ama kadınların bazı hormonlarının yükselip alçaldığı bazı dönemlerden geçiyorlar. Ve bu hormonlar da sinir sistemiyle çok giriş iç içe çalışıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Beyin kimyası o hormonların iniş çıkışlarıyla değişiyor. Ve kadınlar o dönemlerde ruhsal açıdan daha kırılgan oluyorlar. Daha hassas oluyorlar ve o döneme denk gelen bir stresli yaşam olayıyla birlikte daha fazla ruhsal sıkıntı yaşayabiliyorlar. Herhalde belki kadınların o anlamda biraz daha en azından depresyon için bilinen bir şey var. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin kadınlar iki kat daha fazla depresyona giriyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani söylediğiniz şeye kesinlikle katılıyorum. Şuna ben katılıyorum. Evet, Samuray'ın dediği gibi yani depresyon mesela kadınlarda daha fazla kaygı bozuklukları da kısmen fazla olabilir ama burada psikiyatriyle ilgili olan bir olumsuz etiketleme var. Stigma diyoruz biz buna. Bu erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için psikiyatrinin bu olumsuz etiketlemesini kadınlara daha fazla yansıtılıyor. Ya da kadın yani, semptomuna benzer semptomlarla etiketleme. Cinsel ayrımcılık söz konusu. Yani kötü bir şeyse kadınındır. Psikiyatrik tablolarda kötü olduğu düşünüldüğü için kadınlara mal ediliyor. Yani tabii ki farklılıklar olabilir. Yani neticede kadın ve erkek farklı. Tabii farklı. Hani herkesin hassası bunun yanında mesela erkeklerde fazla görülen bir takım başka şeyler var. Mesela antisosyal kişilik bozukluğu. Yani katiller, hırsızlar, topluma yani, zarar veren kişiler. Tabii sonra işte mesela alkol uyuşturucu bağımlılıkları. Evet. Yani birçok şey erkeklerde de fazla görülebilir ama kadındaki sanki böyle hani bir zayıflık, kadının zayıflığıyla ilgili bir şeymiş gibi hani adlandırılıyor ve böylece hani bir cinsel ayrımcılık yapılıyor. Tabii buradan hani kadınlığa gününüz geliyor. İki kadınla birlikte olmak, burada program yapmak çok güzel ve hani kadınlar işte bu 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle özellikle çalışan kadın, emekçi kadınlar, gününü de kutlamak istiyorum. Ve kadınların zaten bir başkaldırısı olarak bu ortaya çıkıyor biliyorsunuz. İşte hani 1850'li yıllarda önce Amerika'da bir işte kadın çalışanların tekstil sektöründe çalışan 40-50 bin kadının hani erkeklerden çok daha farklı bir dünyada hani farklı kazanımlarla çalışmalarına karşı çıkışlarıyla olan bir hareket. Daha sonra da işte 1910'larda sanırım Dünya Kadın Emekçiler Günü'ne dönüyor. Sonra da sanırım 1970'lerde mi 80'lerde mi ne? Dünya hani Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gören bir şey. Çalışan kadınları da buradan selamlıyorum ve onların haklarının her zaman hani kazanılması yönünde destek verilmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Önemli. Kadın tabii günümüzde çok gerçekten emekçi kelimesi doğru kaçıyor. Özellikle bu Covid döneminde ne kadar çok yük vardı. Yani evde bilemiyorum tabii. Yani yine bilemeyiz evlerin içine iş dağılımını, evin içindeki rolleri ama benim çevremde gözlemlediğim ve aldığım duyumsamalarda hep şey var. Yani hep kadın hem çalıştı, hem bilgisayarın başında işini yaptı, hem evin işini yaptı, hem çocuklara baktı. Onların kahvaltısı, dersleri vesaire. Gerçekten sanki kadınlar biraz daha mı fazla yıprandılar bu süreç içinde COVID dönemiyle birlikte? Evet, sorumlulukları daha fazla arttı. Özellikle çalışan annelerin. Şimdi hem bir ebeveyn olarak orada bir sorumluluk var. Çocuklar okulda değil evdeler ve onların derslere düzenli katılmaları gerekiyor. Ama bir taraftan da çocukların ihtiyaçları var. Anne tarafından bizzat görülmesi gereken. Bir de anneyle ilişki, babayla ilişkiden biraz daha farklı. Daha fazla anneye ihtiyaç duydukları yaştalar aslında. Bir taraftan da çalışan annelerse bunlar, uzaktan çalışıyorlarsa bir kere mesai kavramı ortadan kalktı. Yani eskiden kadın 5 deyince işinden çıkıp evine geliyordu ve evdeki hayatındaki sorumlulukla devam ediyordu. Şimdi 24 saat
e-mail geliyor, mesaj geliyor, WhatsApp mesajı geliyor. Daha fazla iş verildi. Hani duyuyoruz hep, hani evde oturuyorlar, daha çok çalışsınlar, daha çok üretsinler gibi. Mesai kavramı ortadan kalktığı için bir taraftan çalıştığı kurum ondan iş bekliyor, performans bekliyor. Bir taraftan çocuk evde, ondan annelik bekliyor. Bir de eş var. Yani eşe karşı da sorumluluk var. Bir de evi de o çekip çevrilmesi, evin ihtiyaçları, temizliği, bulaşığı, o suydu, bu suydu derken bir kadın birden fazla sorumluluğu üstlenmiş oldu. Evet, bazı ailelerde çok adaletli bir iş bölümü var. Yani hani burada bu yükü paylaşan eşler de oldu. Bunu da gördük. Ama paylaşılmayıp sadece kadının üstünde kaldığı dönemde pandemide evet çok yıpranan kadın bir grup. Kadın daha da bir emekçi oldu yani. Daha da emekçi olan bir grup var. Evet, evet, daha yıpranan. Aynen öyle, aynen öyle. Bir de şunu da konuşmak istiyorum. Tabii kaygı ve depresyon birbirinden farklı kavramlar, bazen birbirine karışmış şekilde kullanılabiliyor. Tabii duygulardan bahsetmişken, kırılganlık son zamanlarda, İngilizcesi vulnerability olarak geçen, yani vulnerability, kırılganlık son zamanlarda çok araştırılan bir konu. Özellikle depresyonun ana bileşeni olarak çok araştırılan, kırılgan kişilerin daha depresyonun altında yatan süreçlerden birisinde kırılganlık olduğuna dair. Gerçekten böyle mi? Yani daha kırılgan, yani kırılgan hassas gibi değil de aslında biraz daha bir düzene yaptığımız duygusal yatırım veya herhangi bir şeyin ardından sanki şöyle bir söz vardır. Göğüs kafesimizden giren bir rüzgar gibi, yani hemen bir kırılma hali ve kapanma hali. Var mı hiç bir böyle bir düşünceniz, yani kırılganlığın gerçekten depresyona neden olduğuna dair? Yani risk faktörleri gibi ele alabilir miyiz acaba diye düşündüm. Hani depresyonda ya da başka duygular, yani depresyon yaşayan kişilerin daha fazla yaşadığı duygular, yani ona yol açan. Biyolojik olarak ele alabiliriz, genetik olarak ele alabiliriz. İşi psikososyal tarafından bakabiliriz. Ama şimdi duygusal boyuttan bakarsak, duygusal yani, olarak. Şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Kırılganlığın altında ne yatıyor? Yani bir şeylere yatırım yapıyorsunuz ve karşılığını alamıyorsunuz. Karşılığınızı alamadığınız için de bir hani incinme hali söz konusu. Bu tabii ki hani aslında bu yatırım kişinin kendisine, özseverliğine yaptığı yatırım. Hak edişini alamamak. Yani bir şekilde narsistik bir süreç. Ve o narsizminin zedelenmesini yaşama şekli kırılganlık. Dolayısıyla narsizm zedelendiğinde depresyon daha çabuk ortaya çıkar. Narsizmle narsistik kişilik bozukluğunu da karıştırmamak lazım. Evet, bu çok önemli çünkü herkes bunu narsistik kişilik bozukluğu gibi algılayabiliyor. Narsizm her insanda vardır. Yani doğuştan her insanın birinci narsistik değerleri vardır. Bunlar nedir? İşte sevilmek, beğenilmek, takdir görmek, iyi şeyleri hak etmek gibi. Bunlar birinci narsistik değerlerdir. Özseverlik değerleridir. Herkeste vardır ve bunlar yaşamı teşvik eder. Bunları kaybettiği zaman insan, ben sevilmiyorum, ben işe yaramam, ben artık hiçbir şeyi hak etmiyorum gibi tam tersi düşünce sistemine çalıştırmaya başlar ki işte bu depresyondur. Hatta bunun daha ileri boyutuna geldiği zaman ben o kadar işe yaramaz birisiyim ki yaşamaya bile layık değilim demeye başlar. Tabii narsistik kırılmalar bu nedenle depresyona bir şekilde hani altyapı oluşturabilir. Eğer bu yatırımınız bir şeye çok fazlaysa, hak ettiğinizi düşündüğünüz bir şeydir, çok emek vermişsinizdir ve birdenbire pat diye bir sizin dışınızda bir nedenden dolayı önünüz kapatılmıştır, kesilmiştir, elinizdeki haklar alınmıştır. Tabii bu hani çok yoğun bir şekilde bir insana stres faktörüdür, ciddi bir travmadır bu. Ve bu travmadan, stresten sonra buna verilecek olan duygusal tepki ya öfke, kızgınlıktır. Bu dışa dönük insanların daha kolay yapabileceği bir şeydir ama daha böyle hani duyarlı, hassas, içe dönük insanlarsa bunu bu sefer kendilerine çevirebilirler. Yani ben yapamadım, ben başaramadım, ben hak etmiyordum bunu. O zaman hızlı bir şekilde çöküşe neden olur ve
hani depresyon, bu çöküş zaten depresyondur. Ve bir an önce tedavi edilmezse giderek daha da aşağıya sürükleyecektir insanı. Evet. Bir de sanki hani çocukluk travmaları da bizi çok kırılgan hale getiriyor galiba. Yani bu konuda tabii bir sürü araştırma ve gözlem de var. Eminim senin de hani çalışmalarında karşılaştığın bir şeydir. Özellikle parçalanmış ailelerin çocukları veya anne baba birlikte bile olsa çocuk o büyüme gelişme çağında ihtiyaç duyduğu ilgiyi, sevgiyi, şefkati alamadığında, haksızlığa uğradığında, kardeş ayrımı yapıldığında veya evde bir hasta olduğunda insanlar sürekli o hastayla ilgileniyorlarsa ya da ebeveynlerinden bir tanesini kaybettiyse, erken yaşta anne ya da baba kaybı yaşadıysa, çocukluk çağı travmaları işte veya tacize uğramış olabilir, fiziksel olarak şiddete maruz kalmış olabilir, cinsel tacize maruz kalmış olabilir. Tüm bunlar hem biyolojik hem de psikolojik anlamda insanlarda bir takım yaralar bırakıyor. Biyolojik olarak bununla ilgili bir sürü araştırma var. Yani beyinlerinde hipokampus dediğimiz bölümün travma yaşamayanlara göre daha küçük olduğu gibi bir takım MR sonuçları da koyuyor araştırmalar ortaya. Yani işin biyolojik tarafını bir tarafa bırakırsak ruhsal anlamda da bir kere ruhsal anlamda dayanıksız oluyorlar. Çocukluk çağı travması yaşayan insanların ilişkin hayatta yeni travmalar yaşamaya daha yatkın olduğu, bunun bir diyatez, bir yatkınlık yarattığı söyleniyor. Duygu durum regülasyonu dediğimiz o duygunun düzenlenme mekanizmasının bozulduğu ve bu yüzden de daha fazla stres yönetmekte zorlandıkları ve bu kişilerin daha fazla depresyona girdikleri. Aslında orada belki kırılganlık deyince ben bunu anlıyorum. Hani o çocukluktan gelen kırılma. Tabii orada o şemalar da oluşuyor. Sevilmiyorum. Yani benim ailem, annem, babam bana ihtiyaç duyduğum sevgiyi, şefkati vermemiş. Ben bu ailenin en yakınlarım içinde bile anlaşılmamışım. Demek ki ben sevilmeye değer bir varlık değilim. Demek ki o kadar da kıymetli değilim hiç. Hayatı boyunca da o sevilmeme, değersizlik şemalarıyla hayatın içinde var olmaya çalışırken çok basit bir stres karşısında bile işte sevilmediğim için bu böyle. Hayatta zaten anlamsız. Ben zaten değersizim, hak etmiyorum. Başına bir şey geldiği zaman ben zaten kötü şeyi hak ediyorum. Benim başıma da iyi bir şey gelmez zaten. Ne zaman geldi ki gibi ne oluyor? Bu düşünce sistemi bir kendi kendine mayalar pekiştirir gibi sürekli her olumsuzluktan yeni bir olumsuz bir şey çıkartarak eninde sonunda işin sonu depresyona kadar gidiyor. Hani... Yani duygu yaşama biçimi değişiyor. Yani her duyguyu diğer insanlara göre belki çocukluk dönemi travması yaşamış kişiler ya da zorlu yaşantılar yaşamış olan kişilerde hem dışarıdan gelen yani dış dünyanın gerçekliğini algılamayla ilgili bir zorlanma hem de iç dünyadaki istekler, arzularla oranın birbiriyle örtüşmemesine verdikleri tepkide yani duygulanımda bir farklılaşma oluyor. Evet. Farklı yaşıyorlar duygulanımı. Evet. Evet. Yani aslında çok çok komplike bir konu tabii günlerce konuşulabilir. Bu arada biz bir anket yapmıştık. Ben size anketin sorularını söylemeyi unuttum. Biraz interaktif olsun diye böyle Twitter'da bir anket yapıyoruz. Birkaç tane soru sormuştuk. Sizi en çok ne korkutur dedik mesela izleyicilere. Karanlık, suçüstü yakalanmak, tekinsiz ortamlar diye sorduk. Tekinsiz ortamlar. %51 ile sonra karanlık, sonra suçüstü yakalanmak çıkmış. Sizi ne öfkelendirir? Haksızlığa uğramak, kendini ifade edememek, engellenmişlik. Haksızlığa uğramak, %81 ile haksızlığa uğramak çıkmış. Daha sonra kendini ifade edememek, engellenmişlik. Kırılganlığınızı ortaya çıkaran şey nedir demiştik tam kırılganlığın üzerine. Umursanmamak. Başarısız olmak ve suçlanmak bu üçlü çıkmış. Yani umursanmamak %41, başarısız olmak %31, suçlanmak %26. Aşağıdaki durumu hangisi sizin için kaygı kaynağıdır demişiz. Geleceği düşünmek, geçmiş deneyimler, beklenmeyen durumlar, geleceği düşünmek en yüksek oranda çıkmış. Evet bu şekilde anket sonuçlarımız. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Aslında her birinde tek tek olsa hepsini birden söyleyince şimdi hepsi birden evet, hafızamda kalmıyor ama not almaya çalıştım ama kalemde yazmıyordu. Şöyle verebilirim size. Şuradan bakıp şey yapabilirim. Tekinsiz
Tabii bunlar yani istatistikli yani olarak uygun çok direkt sorular değil ama kişilerin verdiği yanıtlar. Aslında yani, çok daha gayet güzel yanıtların dağılımını söylerseniz ona göre yorumlamaya mesela çalışayım. Mesela tekinsizlik en fazla çıkan, haksızlığa uğramak en fazla çıkan ikincisinde öfkelendiren şey mesela haksızlığa uğramanın öfkelendirdiğini söylemiş. Öyledir zaten yani genelde kitaplarda da böyle yazar. İnsanları en fazla öfkelendiren şey haksızlığa uğramak diye geçer ve hani özellikle kasıtlı bir şekilde birisinin istemediği bir şeyi ona yapması, adalet beklediği adaleti karşılığını bulamaması pek çok kaynakta ben hani öfkenin en çok sebebi diye bunu okumuşumdur. Tabii insanlar hep güvenli bir ortamda olmak isterler. Her değil zaman mi? Bir güvenlik arayışı var. Yani suçüstü yakalanmak zaten hani suç işlemeyi gerektiren bir şey olduğu için. Onlar, korktuğumuz diğer... şey yani birisi bir kötü bir şey yapıyorsa korkabilir yakalanmaktan değil mi? Aslında tekinsiz ortam. Bir de tekinsiz ortam içinde belirsizlik taşıyor. Şimdi belirsizlik zaten kaygıyı en fazla uyandıran... tetikleyen durum tekinsizse evet orada bir belirsizlik var. Ne çıkacak acaba karşıma? Hani katil mi çıkacak, canavar mı çıkacak? Çıkacak. Ne var? Bir bilinmediği değil mi? Karanlık bir sokakta olmak mesela korkuyu çok tetikleyen bir şey ya da güvensiz bir ortamın ama içinde olmak. Ama geleceği düşünmek herhalde biraz hani ekonomik durumla ilintili. Hmm. Tabii ki bu hani Covid insanların ekonomisini de ciddi bir şekilde sarstı. Yani mesela bu soru belki daha yüksek ekonomik düzeyi olan bir ülke için aynı yanıtı almayabilirdi de. Gelecek yani, korkusu değil mi? Kaygının evet. Büyük bir kaynağı da aslında yani gelecekten korkmaktan değil mi? Bir zaten adım sonrasını belirlemek ve korkmak. Kaygının anlamı o. Gelecekteki olacak şeylerden korkarsınız. Geçmişteki yaşananlardan korkmazsınız. Onlar artık geçmiş. Gelecekteki hani olacak şeylerin getirdiği duygu, hı-hı, güvensizlik, tehlike, geleceğin. İşte geleceğin tehdit edilmesi kaygı anlamına karşılık geliyor. Peki, zaten. Bağlantısız olmuyor mu? Bazen de yani diyor ki mesela kişi bende yani bir sıkıntı var, içim sıkılıyor. Hani bir şey var mı? Yok, bilmiyorum. Yok ama hani sıkılıyorum. Yani kendimi bu sıkıntıyı hep yani bir hani bağlantısız böyle bir kaygı hali oluyor mesela bazı kişilerde. Yani nedensiz de olabilir tabii. Değil mi? Biz hani bunu işte genelleşmiş anksiyete bozukluğu başlığı altında alabiliyoruz. Çoğu zaman yani bunu çok bir nedene bağlamayabilir ama aslında belki daha derin bir çalışma yapıldığında yani bu işte belki böyle bir hani duyguları kökenine inmeye yönelik bir çalışma yapıldığında nedenler bulunabilir. Ya da bunlara bir farkındalık kazanmaya yönelik işte bir çalışmalar, sizin yaptığınız çalışmalarda olduğu gibi bunları hani anlamlandırıp tanımlandırdıktan sonra bunları yönetmeyi ve bunlardan kurtulmayı da öğrenebilir. Yani kişiler evet bazen hani çok böyle nedeni bilmez ama bazen o nedeni biz biraz araştırınca da bulabiliyoruz da. Bazen tabii farkında olmuyor bazen. Yani bir neden oluyor evet. Mutlaka ama farkında evet, olmuyor. Bazen bir tıbbi neden de olabiliyor. Yani çoğu zaman mesela bu sıkıntıların altında hani kullanılan bir şeyler de yatabiliyor. Yani tabii. Adam mesela alkol alıyor düzenli. Akşamları ertesi gün akşamdan kalma hangover oluyor. Onun sıkıntısını yaşıyor ya da aldığı bir ilaçtan dolayı da sıkıntısı oluyor. Mesela tiroid ilacı biraz fazla kaçtığı zaman sıkıntı yapabiliyor. Adam bilmiyor bunun nereden geldiğini. Yani biz onu hani biyo, psiko, sosyal bir bütün olarak alıyoruz. Bedenini de ele aldığımızda bedensel faktörlerini de değerlendirdiğimizde bazen bedensel bir faktör de bulabiliyoruz. Yani ya da işte adet öncesi olması bile hormonlardaki artış azalışlar da olabiliyor. Yani her şeye hemen böyle bir yanıt vermek mümkün değil. Her insanı tek tek ele alıp onu iyice hani çalışmak lazım üzerinde ki bir şekilde içinde bulunduğu durumu anlamak, ondan sonra da çözüme geçmek. Evet, bu çok önemli.
Yani kansızlığı olan bir hasta oluyor mesela. Kansız olduğunu bilmiyor. Biz tetkik istiyoruz. Orada kansızlığı, yani demir eksikliği, anemisi oluyor. Bu yüzden mesela kalbi çok hızlı çarpıyor. Niye? Vücutta kan yok ve kalp daha hızlı kan pompalıyor. Vücuda o kanı yetiştirmeye çalışıyor. Çarpıntıyla geliyor. Onu tabii anlamlandıramadığı için kaygı da eşlik edebiliyor. Zaten kansızlık, depresyon, anksiyete gibi bir takım hastalıklar için zemin hazırlayan da bir şey. Yani önce biyolojik ya, faktörleri elemek lazım. İnsan biyopsikososyal varlıktır. O hep o gerçekten yola çıkıyoruz. Ya yani ayrıcı tanıyı mutlaka tabii ki yapmak da gerekiyor. Yani bir hastayla karşı karşıya geldiğimizde tamam pürü pak bir anksiyete bozukluğu olabilir ama bunun altında yatan biyolojik bir sebep var mı? Bunun arkasında bir travması var mı? Kişinin yönetemediği bir stresi var mı? Yoksa hiçbir şey yok gibi de bazen gözüküyor ama hocamın dediği gibi derinlemesine biraz kazınca altını bir şeyler görürüz orada. Peki duygu regülasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü günümüz yaklaşımları duyguları yok etmek veya duyguların, semptomların direkt olarak hedef alınmasından ziyade duyguların farkındalığı ve regüle edilmesi, onların düzenlenmesi üzerine bakan birçok yaklaşım var. Yani benim kendi uğraştığım yaklaşım da böyle mindfulness bununla ilgilenir, duygu regülasyonu ile ilgilenir. Siz ne düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsun Samuray? Yani duygu regülasyonunu sağlamak önemli midir? Sen nasıl kazandırırsın hastalarına, ne önerirsin? Yani evet, şimdi benim genelde peşinde olduğum şey o, kişi o duygusunu bir kere fark edecek. Yani fark edebiliyor mu? Bu her yaklaşımda çok bir adını koymak lazım. Şimdi duyguların eşlik eden bir takım fiziksel belirtileri de var. Atıyorum öfkelendiğim zaman burnumdan soluyorum. Ateşler basıyor, kalbim çarpıyor. Ben oradan öfkemi fark edebilirim. Mesela bu belirtileri tanımlayabilirsem. Bedeni de bir araç olarak kullanabilirim ben duyguları tanımlamak ve anlamak için. Bedenim bana bir takım bilgiler veriyor. Veya kaygılandığım zaman kalbim hızlı çarpıyor, nefes almakta zorlanıyorum. Karnıma ya da göğsüme bir baskı hissi oluyor ya da başım dönüyor, ortamdan kopuyormuş gibi hissediyorum. Şimdi ya da elim terliyor, titriyorum. Şimdi eğer ben orada duyguyu yorumlarken bedeni de yakından takip edebilirsem o bedensel belirtilerden hangi duyguyu yaşadığımı bir kere tanımlayabilirim. Bir kere duyguyu bir fark etmek. Ya öfkelendiğimde fark etmek, kaygılıyken, mutsuz olduğumda, suçlu hissettiğimde bunu fark etmekle başlamak lazım. Hep aslında bütün psikoterapiler hep böyle söylüyor. İçgörü yani kendine dair. Evet, önce bir onu fark etmek. Çünkü fark ettiğim şeyi yönetme şansım var. Hemen ortadan kaldırmak değil yönetmek zaten. Bir kere onun altında yatan şeyi bir anlamak. Yani tamam ben bu duyguyu fark edebiliyorsam neden böyle hissettim? Yani bunu bir belki hani kendime sorabilirim. Bilişsel modelde de bu vardır ya, hani ben bir olay yaşadım ama bu olayı nasıl yorumladım, nasıl anlamlandırdım? Bu benim İç dünyamda bu nasıl bir filtreden geçti, neydi, ne oldu ki? Ben böyle bir duygu yaşadım. Çünkü bir olay yaşanır, bir insan aynı duygu, olayı öfkeyle karşılık verirken bir başkasına aynı olay mutsuzluk verebilir. Bir başkasında kaygı yaratabilir, bir başkası hiçbir şey hissetmeyebilir. Yani olay bir tanedir ama biz geçmiş hayatlarımızdan, tecrübelerimizden, yaşadıklarımızdan yola çıkarak o olaya bir anlam veririz. O verdiğimiz anlam bizde bir duygu oluşturur. Biz o duyguyu önce fark ederiz. O anlamı aslında o duygunun içinde kalıp neden ben böyle hissettim? Aklımdan ne geçti? Ben buna nasıl böyle bir anlam verdim diyerek bakabilirsek eğer o duyguyu regüle etme şansım var. Çünkü ben o zaman bunun neden böyle düşündüğümü fark edersem bu düşünceyi bir sınava şansım var. Evet. Bu düşündüğüm şey ne kadar gerçek? Ya ben bu olayı doğru mu yorumladım? Yoksa bu olay başka türlü de yorumlanabilir miydi? Ne kadar gerçekçi? O zaman belki alternatif düşünebilirsem bu olay şu anlama da gelebilirdi ama bu da olabilir. Bir tane cep telefonu örneği var. Ben öğrencilerime derste hep ondan bahsederim. İşte bir karı koca var, cep telefonundan kadın eşini arıyor. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Şimdi kaygılı bir kadın diyor ki eyvah kalp krizimi geçirdi. Niye telefonunu açmıyor? Gözünde eşini ambulansla götürüyorlar. Böyle bir film canlanıyor ve anksiyete yaşıyor. Bir başka kadın diyor ki bile bile açmadı telefonunu. Benimle konuşmak istemiyor diyor. Mesela öfke yaşıyor o sırada. Bir başka kadın diyor ki acaba ona ters bir şey söyledim de üzdüm mü?
küstürdüm mü acaba diyor, suçlu hissediyor. Ama mesela aynı olay, sadece telefon olayı, açtı ulaşamadı. Yani olay bir tane ama biz olayı nasıl yorumluyoruz, zihnimizde ona nasıl bir anlam veriyoruz, o bizle alakalı bir şey. Eğer o düşünceyi fark edebilirsek ve onun ne kadar gerçekçi olduğunu sınayabilirsek, o zaman belki gerçekten olayı daha sağlıklı bir çerçevede değerlendirip o duyguyu da daha sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Evet, yani düşünceyi de yönlendirmek ya da yönetmek, düşünceyi ya da onu farkına vermek, fark etmek. Yani her şeyi fark etmekle başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Aslında Samuray o kadar güzel anlattı ki yani buna nasıl bir katkı yapabilirim diye düşünüyordum. Bir şey bulamadım. Ya şöyle, yani hem fikrim gerçekten farkındalık çok önemli bir şey. Şöyle bir şey var tabii, yani biz hep düşünceyi de benim katılmadığım bir şey var bir yerde. Bu yani senin söylediğinle ilişkili değil. Şimdi hep düşünceyi değiştirmekle ilgili çok fazla uğraş var. Çevremizdeki insanlar da yok ya belki de öyle olmamıştır. Yok yok sen vesvese yapıyorsun, öyle değildir. Ne kadar gerçekçi ve hep şey gibi yani genelde genel popülasyon, genel geçer anlaşılan şey iyi düşünmek gerekiyormuş gibi. Yani düşüncenin içeriğinde eğer seni rahatsız eden bir şey varsa veya bir olumsuz duygulanım yaşanıyorsa öyle düşüncenin içeriğinde bir olumsuzluk vardır. Dolayısıyla düşüncenin içeriğini olumsuzdan olumluya çevirirsen duygulanım da değişir gibi bir şey oluyor. Yani içeriye bu kadar müdahale etmek her zaman tabii fayda sağlamıyor diye düşünüyorum ben. Yani çünkü bir kişi biliyor öyle düşünmemesi gerektiğini, mantıksız olduğunu da biliyor. Diyor ki ya ben hiçbir şey olmuyor diyor. Eşim için endişeleniyorum her seferinde. İşte ambulans geçtiğinde o mu? Ya biliyorum, bir yandan da biliyorum diyor. O değil. Diyorum diyor Safiye. Böyle söyleme. Yani böyle söyleme. Biliyorum diyor. Ama yine de elimde değil diyor yani. Ben diyor telaşlanıyorum. Şimdi farkında, düşüncesinin farkında, anlamsız olduğunun farkında. Yine de duygu var. O zaman ne yapacağız? Yani o zaman zaten çok fazla bir şey yapmıyoruz. Bu hayatı bloke etmediği zaman hani her şeyi regüle etmek zorunda değiliz zaten. Her şey regüle olursa... Ama yaşıyor duyguyu ve kaygı. Yaşasın, duyguları yaşamaya biz insanlara zaten ilk vermek istediğimiz şey duygularınızı yaşamaya hani yaşayabilme cesaretine sahip olun. Yani yaşayın, olumsuz da olabilir bu duygu, olumlu da olabilir. Ama bu sizin hayatınızı engellemeye başlıyorsa o zaman buna engel olalım. Yoksa her şeyi hani ona işte bir şekilde regüle ederek böyle bir cennet vaat edilmiyor kimseye. Bir cennet yok zaten öyle bir, en azından bu öyle dünyada bir şey, yok. Değil mi? Evet. Yani zaten öyle bir cennet arayışına girdiği zaman insanlar hani... Bunlara ihtiyaç duymuyorlar. Kolay yoldan hani bunu elde etmeye çalışıyorlar. Bir kadeh içki içeyim, bir tane hap atayım. İşte böylece anlık her şey bir mutluluk. Daha rahat olsun. Yani kendilerine kolay yöntemlerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Ancak hani yaşanan şey gerçekten ciddi bir şekilde hayatında sıkıntı oluşturmuş, yaşamaya engel oluyorsa... O zaman onların üzerindeki anlamlar üzerinde çalışıp onları anlamlandırmayı ve bunları doğru şekilde farklı anlamlarla hani değerlendirdiğinde o zaman kendini daha iyi hissetmeyi sağlamaya yönelik çalışma yapılıyor. Yoksa herkesin duygularını kontrol etmek gibi bir derdimiz yok. herkes kendi duygusunu gibi, kendisi kontrol etsin. İstediği gibi yaşasın. Sıkıntı anında biz... buradayız. Yoksa herkesin hayatı, özgürlükleri olmalı. Duyguların da özgürlüğü olabilir. Bazen bazı şeyler zaten üretime de neden olabilir. Yani işte her biraz olumsuz duygu. Hani farklı düşünebilen insanlar zaten hani yeni bir şeyler bulurlar. Yeni katkılar yaparlar. Herkes gibi düşünseyi zaten dünya hiçbir zaman hani bir değişime tabi olmaz. Aslında hep bir değişim var. Değişmeyen tek şey değişimdir. Tabii. Hep bir değişim var. O değişimler de farklılıklardan kaynaklanıyor. Farklı düşünenlerden yola çıkıyor. Biraz daha o ambulans geçtiğinde herkes benim için hani bu ambulansın içinde bir tehlike yok diye düşünse olmaz. Ama birisi diyor ki o ambulansın hani geçmesi bir tehlike, kendini o ambulansın içinde olabilecek insanın yerine koyuyor. Belki ambulansın daha kolay hastaneye ya da işte tıbbi hizmete ulaşmasını sağlayacak bir şey yapılması lazım diyor.
O zaman ben bunu yapayım. Bunu sağlayayım ki bu böyle olsun. Mesela işte bu Covid döneminde insanların hani daha kolay hizmet almalarını sağlamak için işte bu e-ticaret devreye girdi. Daha kolay bir şeyler yapılsın. Aç kalmasın. Bir tanesi mesela yemek eve getirme servisi yaptı ve çok büyük bir iş yaptı. Kendi de bundan çok güzel fayda sağlıyor fayda sonunda. Sağladım. Çünkü hani farklı bir şey yapıyor. Aç kalmayı engel olmak için. Evet, yani belki de aç kalma korkusu var adamın. Başta hafta. Söylediğimiz gibi belki öyle kaygımız olmasaydı belki bugün hala mağarada yaşıyor olacaktık. Yani bizi geliştiren aslında uygarlıklar kurmamızı sağlayan da bu. Bugün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu konunun hiç sonu olmaz. Söz konusu duygu olunca bugün yani bir kısmını aslında konuştuk. Belki bir son şöyle bir kapatırken herhangi bir mesaj söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Yani hakikaten günlerce konuşsak bitmeyecek duygular. Ben hep aynı şeyi söylüyorum aslında danışanlarıma da okulda öğrencilerime de. Evet, hepimiz duygularımızı anlatırken hep öznel şekilde anlatıyoruz bunu, ifade ediyoruz. Ama bir bizim anlattığımız ve yaşadığımız şekli var. Bir de dışarıdan gözüken tarafı var. Dışarıdan nasıl gözüküyor bu? Hani hem klinisyene nasıl gözüküyor hem de hastanın yakınları bunu nasıl yaşıyorlar? Hep ben bir bütün içinde değerlendirmeyi öneririm. Kişinin kendi içinde. Klinisyen içinde aslında hani böyle o bütünün içinde o kişi o normal gündelik hayatı içinde bu duygusunu nereye koyuyor? Bununla evet bir şeylere konsantre olup kanalize olup bununla bir şeyleri üretebiliyor da olabilir. Hiç üretemez bir hale de geçiyor olabilir. İlişkileri bozuluyordur belki ya da belki bu sıkıntıları yüzünden bazı kazançlar da elde ediyor olabilir. Bunu isteyerek de yapmak zorunda değil. Yani bu otomatikman böyle gelişiyor olabilir. Mesela ne bileyim kaygısı yüzünden iş yerinden izin verilen kişiler var. Diyorlar ki sen 6 ay gelme evden çalış çünkü çok kaygılısın. Orada hasta bir anda iyileşiyor mesela ortamda. Yani kaygısı onun yaşamında ne anlam ifade ediyor? Ya o, evet. O duygudan bir şey kazanıyor mu? O duygu ona ne kaybettir, bir şey kaybettiriyor mu, bir şey öğretiyor mu? Ben hep ne öğreniyoruz aslında buradan ve bu öğrendiğim şeyi ileride nasıl kullanırım? Şu anda kalmak konusu var ya hep, yani çok da modadır, hep böyle konuşulur. Hani geçmişte bir şeyler yaşadım, ne öğrendim bu öğrendiklerimden? Gelecekte neler olabilir, ben bunları nasıl ileride, ne önlem alabilirim? Gelecek için nasıl bir hazırlık yapabilirim? Hani şu anda olayı mümkün mertebe gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirip geçmişteki öğretilerimden alıp geleceğe dair önlem almak ve hazırlık yapmak. Herhalde hayatın içinde kalmak böyle bir şey. Değil mi? Yani bir öyle bir böyle her zaman tam aynı şekilde gitmiyor aslında. Ya kaygı hepimizin hayatında var. Hep olacak. Stresli yaşam olaylarını hep yaşayacağız. Yani stresten, üzüntülü haberlerden kaçış yok. Evet, hepimizin hayatı boyunca bu olacak. Bu duyguları hep yaşayacağız ama bunların bir hastalık, bazılarımızda hastalık haline gelecek. Bazılarımızda bunu bir süre yaşayıp daha sonra buna uyum sağlayıp hayatımıza devam edeceğiz. Ne kadar farkında yaşarsak, içinde kalırsak, bundan bir şey öğrenmeye çalışırsak, bir de bundan ya da bir şey öğrenen insanları gözlemleyip onlardan da bir şey öğrenme. İlla olayı bizzat yaşamamız gerekmiyor. Değil mi? İkinci kişilerden de öğrenebiliyoruz. Değil mi? Başkalarının travmalarından da, deneyimlerinden de bir şey öğrenebiliriz. Hala farkındalık herhalde her şeyin başı. Ne güzel. Evet. Hocam? Evet. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. O kadar güzel anlatıyor ki yani samuray evet kaygılarımızdan bir şeyler öğrenebiliriz. Benim özellikle söylemek istediğim şey şu. Yani kaygılarımızla kendimizi geliştirmemesi mümkün. Kaygılarımızı çözümlemeyi de kendimiz ilk aşamada düşünmeliyiz. Yani bunları kaygılarımızın nedenlerini anlamak, bunları işte başkalarının bulduğu çözümlerle birlikte kendi geliştireceğimiz çözümlerle de bir takım hani kendimizi aşacak şeyler yapabiliriz. Ama bunun yanında klasik bazı şeyleri de yapabiliriz. Mesela spor yapmak, meditasyon, yoga, bunun gibi
diyet düzenlemeleri. Ama yapmamamız gereken şey var. Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Hani bir kaygılarınız var, bir şekilde olumsuz duygular yaşıyorsunuz. Sağdan soldan duyduğunuz ilaçları alıp kendi kendinizi tedavi etmeye çalışmayın. Bunu asla yapmayın diyorsunuz. Evet, bu güzel bir mesaj. En büyük hata. Bu çok güzel bunu, bir mesaj. Bunu yapmayın. Yani eğer bu duruma gelmişseniz o zaman gerçekten hani bir profesyonel yardım alın. Yardım almaya gidin ya da aynı şekilde sadece ilaçlarla değil. Bunu başka maddelerle, alkolle, uyuşturucuyla da çözmeye çalışmayın. Bunlar sizin kaygılarınızı çözmez. Sizi daha derin bir çukura daha fazla batmanıza neden olur. Ve giderek sorununuz azalmayacak, çoğalacaktır. Eğer yaşamsal çözümler bulamıyorsanız o zaman hani bu konuda yardım almayı tercih edin. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir akşamdı. Ben her programın sonunda olduğu gibi bir şiir hediye ederek kapatacağım. Bugün bir Hitit duası var. Benim çok sevdiğim, aslında çok bilinen bir şiir, dua, her ne dersek. Ama bugüne de ikisinin arasındaki farkı bilmek için bilgelik ver. İyi geceler efendim.